Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Umarım cumartesiniz çok keyifli geçiyordur. Karşı Mahalle'ye, TV 100'e hoş geldiniz. Bugünden itibaren her cumartesi saatler 20.30'u gösterdiğinde karşınızda olacağız. Peki bu akşam neler mi konuşacağız? Öncelikle Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıranlar neden serbest bırakıldı? Diğer bir konumuz Muharrem İnce'nin istifasının ardından memleket hareketinin siyasete ve ittifaklara etkisi ne olacak? Daha önemlisi nasıl olacak? Yeni anayasa çalışması için siyasette uzlaşma mümkün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve adımları karşılık bulacak mı? Önemli bir soru ve çok daha fazlasını değerli konuklarımızla tartışacağız, konuşacağız. İşte kim peki konuklarımız? Onları tanıştırayım. Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat İde. Tabii ki hepiniz çok yakından tanıyorsunuz hepsini ayrıca da. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, TÜRKAT Başkan Yardımcısı, hukukçu Cem Kaya ve ilerleyen dakikalarda Skype eşliğinde Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt aramızda olacak. Arkadaşlar zaten hatırlatacaklar bana geldiğinde. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk, cumartesi akşamı. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Şimdi ben açılışta da belirttiğim gibi Selçuk Özdağ saldıranların serbest bırakılmasının ardından da tepkiler de geldi. Kendisinin de Twitter'da açıklaması var. Şimdi tahliye kararında da sanıklara isnat olunan suçun kanundaki cezasının alt ve üst sınırları, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve olumsuz görev uyuşmazlığı çıkma ihtimali. Bu durumda dosyanın Ankara Bölge Aday Mahkemesi'ne, Adliye Mahkemesi'ne gidiş gelişinde geçecek muhtemel süre dikkate alınmakta. Sanıkların mağduriyetlerine neden olmamak için tahliyelerine karar verildi denildi. Ama Murat Bey sizle başlayalım. Bunu nasıl okumak gerekiyor? Serbest bırakılması ne diyeceğiz? Hukuki açıdan çok bir şey söyleyemem. Çok vakıf değilim. Aramızda tabii, hukukçu var. Zaten Cem kardeşim söyler onu. Fakat bu davalarda ilk defa bir ileri adım atıldı. Selçuk Bey'in davasında. İşte biraz organize bir iş havası hakim oldu. Ama onun dışında bugüne kadar yaşanan organize çok sayıda... Organize bir iş havası hakim oldu derken? Şöyle tarif edeyim. Ben mesela benim olayımda evet. Müessir fiilden açıldı. Sizin olayınız neydi? Aynı şekilde bana da saldırılmıştı. Bir 2017 miydi? 2019'da. 2019 aralığında ben de aynı şeyi yaşadım ve sanki hiçbir organize bir şey yokmuş gibi, işte televizyondan itibaren eve kadar takip edilmemişim gibi, daha önce evin önünde ve televizyon çıkışında takip yapılmamış gibi, 3 haftalık bir süreç var çünkü. Müessir fiilden dava açıldı. Dolayısıyla yani yolda giderken işte omuz omuza değdik, onun üzerine birbirimizle kavga ettik gibi bir hava doğuyor. Şimdi Selçuk Bey'inkinde biraz daha tabii onun siyasi kimliğinden ötürü biraz daha yüksek bir ses çıktı. Hukuki olarak dediğim gibi işin şeyine vakıf değilim ama ne olursa olsun bu tür olaylarda bundan sonra olabilecek işlerin önüne geçebilmek, caydırıcı olabilmesi için bu tür olaylarda ben... Bu kadar da böyle hani sevgi pıtırcığı şeklinde bakılmasını da biraz da duygusal bakıyorum tabii olaya. Doğru bulmuyorum ama bu hukuki boyutunun önüne geçmez. Şimdi bu süreçte biz başka bir şey daha yaşadık. Bu meseleyle ilgili soruşturma açan, iddianame hazırlayan bu Cumhuriyet'in savcısı aralarında milletvekili de olmak kaydıyla bir takım insanlar tarafından tehdit edildi. Yani bunu adliye yuttu, bunu siyaset yuttu. Herhangi bir tepki gösterilmedi. Yani Selçuk Bey ve partisi dışında ya da işte muhalif isimler dışında burada en çok ses yükseltmesi gereken dediğim gibi adliye ve iktidar yani devleti temsil eden gücün çok büyük bir tepkisini görmedik. Dolayısıyla o tehdidi de üzerine eklediğim zaman benim için sıradan bir süreç. Bu kadar tutuklu kalmalarına bile şaşırıyorum çünkü alışık değiliz bu tür olaylarda böyle tutuklamalara. Alıp hemen ertesi birkaç saat içerisinde hatta son olayda öyle bir şey oluyor ki mağdur olarak siz sanıklardan yani saldırganlardan daha uzun zaman geçiriyorsunuz. Hem karakolda hem adliyede hem orada burada yani müşteki olarak saldırıya uğramış insan olarak siz daha çok şey geçiriyorsunuz. Ya bu tür şeylerin önünü alabilmenin yolu cezalığın caydırıcı olabilmesi bunu sağlamak. Ondan sonra niyet edecek insanların gözünü korkutabilmek. Şimdi görüntüler ortada. Muhtemelen orada da bu HTS kayıtları denen şeyler var. Bunlar talep edildi. Şöyle bir durum oldu. Bugüne kadarki saldırıların hepsinde bu talep, Selçuk Bey'in olayından sonra bununla ilgili bir dilekçe verildi bütün mahkemelere. Benim davamda da geçerli. Orada da ilginç sonuçlar çıktı ama dediğim gibi yani bunun aslında organize bir eylem, organize bir saldırı olması, biraz önce de dediğim hukukçu arkadaşımız Cem aramızda sadece. Orada bir virgül o artırıyor şeyi. Cem Bey'e dönelim mi? Buyurun. Yani şimdi hukuki olarak itirazlar var hem Kılıçdaroğlu'ndan hem evet. Meral Akşener'den, İYİ Parti Genel Başkanı hı hı. hem de zaten Özdağ'ın adalet istiyor, adaleti arıyoruz. İşte görenlerin insanlık namına haber etmesi gibi bir mesajı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hatta başladı her şey gibi işaret ediyor bir şeyler. Şimdi hukuki olarak bu tahliye kararı ne anlama geliyor? Hukuktaki yeri ve bize anlattığı şey esasen nedir? Siz ne söyleyebilirsiniz? Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum ve İstanbul'un bir dönem damgasını vuran Kadir Topbaş belediye başkanımız hakkın rahmetine kavuştu. Evet, çok ben kendisine rahmet dileyerek, hem rahmet dileyelim de ailesine, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Başlamak istedim. Evet. Yine keza tüm şehitlerimize rahmet diliyorum her yayında olduğu gibi. Şimdi Murat Bey de ifade ettiler. Bana da kardeşim diye hitap ettiler. Ben de aynı şekilde kendisine ağabey diye hitap edeceğim uygun görürse. Şimdi 17 Ocak'ta yaşanan bir hadise var ve ben o gece de canlı yayındaydım ve lanetledik bu hadiseyi. Demokrasinin, hukukun temel değerlerinin her zaman için tartışması olduğu, asla ve katta gayri hukuki fiillerin kabul edilemeyeceği bir noktada objektif bir hukuki değerlendirme yapmıştık ve demiştik ki hadise basit bir eylem midir yoksa organize bir eylem midir? Muhakkak ki Cumhuriyet'in savcıları bu konuda gereken araştırmayı yapacaklardır ve failler de ivedilikle hukuka teslim edilecektir. Burada ifadeleri de var. Ben soruşturmanın gizliliğine halel getirmemek şartıyla ilgili meslektaşlarımızdan hadiselere karışan Gülahmet Türk ve Abdurrahman Gülseren ki kendileri tutukluydu, dün itibariyle bir tahliye kararı var. Onları da temin ettim ve hukuki açıdan irdelemesini yaptım. Burada müessir fiil tartışması ve kasten... Şimdi saldırıların, buyurun. Saldırının daha doğrusu o 5 kişinin yaptığı buyurun. Kesin değil mi o şeyde? Şöyle ifade edeyim. Metinlerde. Şimdi aha. iki kişi derhal derdest ediliyor ve onların ifadelerinden yola çıkılarak soruşturma genişletiliyor ve 3 kişinin daha olduğu, belli bir azmettirme çerçevesinde hareket edildiği şekilde istihbari bilgiler olması sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı nezdinde soruşturma genişletiliyor. 68 mobeseden 4000 saate yakın kayıt izleniyor. Ve hatırlarsınız 2 gün önce de arkadan kendisine yapılan Sayın Özdağ, kendisine tabii buradan acil şifalar diliyoruz, yapılan bir müdahaleyi gördük daha net bir biçimde. Dolayısıyla verilen ifadelerle hadisenin vuku bulduğu boyut arasındaki tenakuz da ortaya çıkmış oldu. Buradaki tartışma konusunun şu, 86. maddedir ifade etti Murat abi. Dedi ki müessir fiil, yani bizim kasten yaralama dediğimiz bir eylem bu. Burada Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı veriyor. Buradaki zatenizin okuduğu olumsuz görev uyuşmazlığı ne? Onu bir vazı hale getirelim, açıklayalım. Şimdi Asliye Ceza Mahkemesi bunu bir basit kasten yaralama müessir fiil olarak görmüyor. Diyor ki bu daha ağır cezayı gerektiren bir suça konu fiil. Dolayısıyla iddianamenin dışına çıkıyor. Öldürmeye teşebbüs. Evet. Diyor. 82. madde. Peki öldürmeye teşebbüs olarak o kapsama alınıyor mu? İfade ediyorum ama aha, şimdi tamam. Hem Aytuç Bey hem siz estağfurullah. Şimdi Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyle bağlı. Cumhuriyet Savcısı iddianamesini tanzim ediyor. Asliye Ceza'ya sunuyor. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yol var. Bir, ya bu konu benim görev alanıma girmez, daha ağır bir suçu müstehzindir Aytunç Bey'in ifade ettiği gibi. O da 82. madde. Kasten adam öldürmeye teşebbüse yönelik bir hususu düzenler ve 24 yıla kadar ciddi müeyyideleri vardır. Ya da iddianameyi kabul eder ve derhal kovuşturmaya, yani dava sürecine başlar. Asliye Ceza Mahkemesi burada görevsizlik kararı veriyor. Yani topu yukarıya atıyor. Asliye Ceza Mahkemesi. Evet. Buraya tek hakimli bir mahkeme 3 kişilik daha ağır bir hukuk düzenimizde eski DGM'ler vesaire kaldırıldı malum. Daha ağır bir mahkeme yok ceza hukuku açısından. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne gönderiyor. Ağır Ceza Mahkemesi ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 82. maddesiyle ilintilendirmiyor hukuki tavsifi eylemi. Karşı mukabil görevsizlik kararı veriyor. Ceza Muhakemesi Kanunu 4, 5 ve 6. maddeleri. Yani iki mahkeme birbirleriyle hukuki bir tartışmaya giriyor. Bu durumda ne oluyor? Zaten sizin ifade ettiği hususat devreye giriyor. Okurken de tabii orada bir nacizane inkıtaya uğradınız. Çünkü bölge adliye mahkemeleri, istinaf mahkemeleri yeni kurulan mahkemeler. Eskiden bunu Yargıtay 5. Ceza Dairesi yapar idi. Asliye Ceza Mahkemesi ile Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki olumsuz görev uyuşmazlığı. Yani ikisi de benim alanıma girmiyor diyor. Peki çok özür diliyorum. Burada hakem rolünü böleceğim anlamak için. Evet. Biz iki ayrı yer aramızda evet. daha uzlaşmaya varamadık. Evet. Bunun tartışmasını yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla sen de bu tartışma esnasında mağdur olma mı demek öyle bu? Demiyor. Öyle aha. demiyor. Her iki mahkeme de üzerinden yükü atıyor. Kaba tabiriyle kullanıyorum. Burada hukukun biraz dışına çıkıyorum hı hı. mütalaa anlamında. Ben diyor girmek istemiyorum burada topa. Yani ikisi de benim alanım değil diyor. Şimdi ne olacak? Ha. Yargılama yapılmak zorunda. Yani asıl Bölge sorun. Adliye Mahkemesi'nin Ankara'da ilgili dairesi bunu İstanbul'da, Bursa'da 5. dairedir bunlar. Muhtemelen Ankara'da da 5'tir. Çünkü Yargıtay'dan alır unvanlarını. 5. daire burada hangi mahkemenin ağır ceza mı yoksa Asliye Ceza Mahkemesi'nin mi yargılamayı, koşturmayı yapmakla mükellef olduğunu ortaya koyacak. Koyduğu zaman ne Asliye Ceza'nın ne ağır cezanın buna itiraz hakkı yok. Bu esnada diyor ki ağır ceza fiil 17 Ocak tarihinde gerçekleşmiş. Şubat'ın 12'si. Evet. 30 günlük bir süreç geçmiş diyor. Neredeyse. Ceza Muhakemesi'nin ilgili maddeleri şunu düzenler. 1. Delillerin toplanmış olması. Kamera kayıtları, ifadeler. İşte sopa kullanılmış vesaire, bıçak varsa diğer hususlar. 2. Görgü tanıklarının ifadeleri. 3. Kişilerin sabit ikametgah sahibi olup olmamaları. Yani kaçak, göçek insanlar mı değil mi? 4. Bunların yurt dışına çıkışını derhal tahdit eder. Ceza Mahkemesi Kanunu 109. maddesi adli kontrol tedbiri uygular. Ve bununla iktifa ederek der ki bu istinafa gidiş geliş sürecinde aylar geçeceği için öyle anlıyorum kısa kararında. Ben herhangi bir tarafların mağduriyetine çünkü en temel hak nedir burada? Selçuk Özdağ'ın hukuki güvenlik hakkı en temel haktır. Onun kişisel hakkı, vücut bütünlüğü. Onun dışında da muhtemel bir haksız tutuklamaya sebebiyet vermemek açısından çünkü o koşturmanın neticesinde ortaya çıkacak. Çok ağır bir ceza da olabilir. Bizim hukuk sistemimiz gereği tutuklama ağır bir tedbirdir. Bundan ayrılıyor ve yargılamanın tutuksuz devamı hususunda bir tensip tutanağı görevsizlik verir. Burada istinafın kararını beklememiz lazım. Yine konuşmanın başında ifade ettim. Bir hukukçu olarak asla yapılan saldırıları mazur göremeyiz. Hukuk sistemimizde, demokratik unsurlarda bunlar asla mesmu görülemez, dinlenemez. Dolayısıyla hukuki süreç içerisinde Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemesi'nin olumsuz görev uyuşmazlığı noktasında verilen bir karar. Yasal mevzuata ve hukuki çerçevede değerlendirdiğiniz vakit daha önceden de karşılaştığımız türde bir karar. Ve fakat maşeri vicdanda farklı inikaslar bulabilir. İşte Sayın Akşener veya Sayın Kılıçdaroğlu cephesinde bu gayri hukuki, gayri adil bir karar olarak telakki edilebilir veya milletimizin farklı kesimlerinde daha farklı telakki edilebilir ve fakat hukuki durum tam da ifade ettiğim şekildedir. Peki ben burada Aytunç Bey'e dönmek istiyorum. Evet. Sürecin nasıl yönetildiğine ilişkin. Çünkü Mahmut Bey size de döneceğim. Tamam. Özdağ çünkü açıklamasında hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini işaret etti. Hani sanki dolayısıyla da olsa işlerin bu sebeple karıştığı gibi bir şey demek istediğini varsayıyorum. Veya bu sürecin nasıl yönetildiğini öngörüyorsunuz siz, görüyorsunuz, evet. gözlemliyorsunuz. Şimdi aslında bunların ona hepsi... bağlamak da doğru mu hükümet tabii sistemine? Tabii hepsi birbiriyle bağlantılı. Aha. Yani şöyle bağlantılı, anayasa meselesini tartışırken de aslında bunu konuşacağız. Yani yasama, yargı, yürütme. Şimdi tersten bakalım olaya. Bu saldırı, Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı, Sayın Özdağ'a yapılan saldırı, iktidarın herhangi bir milletvekiline, herhangi bir liderine, herhangi bir yöneticisine yapılsaydı ne olurdu? Birinci soru bu. İkinci sorumuz var. Bu şekilde mahkemeler karar verebilir miydi? Şimdi Cem Bey'in anlattıkları hukuki anlamda harika. Yani bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Oradan oraya gidiyor dosya, oradan oraya gidiyor. İşte istinaf diyecek, uyuşmazlık var. Aman diyor, sanığın diyor, sanıkların diyor mağduriyeti var diyor. Olmasın diyor, mağduriyeti düşmesinler diyor. Ama durum bu mu? Hayır, durum bu değil. Şimdi saldırganlar hakkında bir dava açılıyor. Biraz önce Cem Bey de anlattı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi sanıkların eyleminin kasten yaralama değil öldürmeye teşebbüs olduğunu söylüyor. 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne savcılık itiraz ediyor. Hayır diyor, öldürmeye değil diyor. Yaralama var diyor. Bir dakika, şimdi görüntüler ortada. Hani biz karşı mahalleler olarak değil, vicdani anlamda gazeteciler olarak hiçbir şey yok. Ne siyasi görüşlerimiz var, ne duruşlarımız var. Bizi ilgilendirmiyor. Sadece somut duruma bakalım. Bu somut durum ne? Bir organize eylem var. Birisine çok ciddi bir şekilde bir siyasiye büyük bir saldırı var. Ve bu saldırının sonucunda da ölümle sonuçlanabilecek bir saldırı var. Şimdi buna rağmen O kadar hukukun her şeye uygulanıyor ki burada. Ne güzel, uygulansın, tamam uygulansın. Ama niye serbest kalıyor? Serbest kalıyor tabii sanıklar, tamam masumiyet karinesi vesaire kalsın. Ben burada siyasetin işte yargı üzerindeki etkisini gördüğüm için bunu söylüyorum. Yani şimdi biraz önce Sayın Murat Üde de söyledi. Yani kendisiyle ilgili yapılan saldırı, HTS'leri istemeseler o ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. HTS kayıtları, yani o telefon sinyaller vesaire, bunlar çok önemli. Şimdi sadece Selçuk Özdağ değil ki bu ülkede. 38 Nisan 2014'te Sayın Kılıçdaroğlu'na mecliste yumruklu saldırı oldu, bakın. Doğru. Bakın dedi ki adam, Orhan Ö, milliyetçi duygularıma yenildim dedi. Tamam. Arkasından 21 Nisan 2019'da Çubuk'ta linç girişimi oldu. Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na. Ziyaretinde. Ve devletin gözü önünde oldu o saldırıda. Bakın şimdi burada da ve bir iddianame çıktı. İddianame benim önümde ve bir mahkeme sürüyor. Bir linç yok. Orada Kılıçdaroğlu'na yönelik en ufak böyle büyük bir şey yokmuş gibi bir iddianame var. O iddianameyi de yazdım ben zaten daha önce köşemde. Arkasından 30 Ağustos 2020'de TİP milletvekili Barış Atay Kadıköy'de saldırıya uğruyor. Evet. Bakın kimsenin sesi çıkmadı. Kimsenin sesi çıkmadı. Şimdi bir milletvekili bu ya. A, B, C partisi olması önemli mi? Hayır. Ama bir milletvekili meclis toptan açıklama yapar. Buluşuyor, hemen bir araya gelir açıklama yapar. Çünkü milletvekiline saldırı oluyor. Ve diğer isimler, yani Ahmet Takan'a saldırı oldu, Yavuz Selim Demirağ'a saldırı oldu. Yani şimdi saldırı olan yerlere bakıyoruz. Bir, diyor ki ben milliyetçi duygularıma yenildim. HDP ile CHP'nin ittifakından dolayı büyük bir rahatsızlığım var. Siz PKK'ya hizmet ediyorsunuz. Birinci saldırılar bu yönde. İkinci saldırılarda milliyetçi cenahtaki ikiye bölünmüştük İyi Partililere. Yani İyi Parti'ye yakın isimlere saldırılar var. Şimdi bunlara alt alta koyduğumuzda ve şu andaki yargının durumuyla bu verilecek karar normal. Evet, çok güzel. Yani bu sanıkların mağduriyeti olmasın diye, ben bu uyuşmazlıkta süre geçecek diyor. Onlar içeride yatmasın diyor. Ama bu arada bir mahkeme de diyor ki hayır, bu adamı öldürmeye çalıştılar diyor. Şimdi bunları biz düşünmeden hukuk varmış gibi şu anda. Ya çünkü arka arkaya saldırılar oluyor. Devamlı tak 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 alt alta koyuyoruz. Ya normal sıradan insanlar olarak konuşalım bunları. Yani bir Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, ki ben Millet İttifakı'nda da değilim veya bir yerde de değilim. Öyle de bakmıyorum hayata. Ama şunu görüyorum. Vicdanım var benim ve ben o vicdana göre bakıyorum. Diyorum bir, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırılarla, Murat İde'ye yapılan saldırılarla, Ahmet Takan'a yapılan saldırılar arasında savcılıklar HTS kayıtlarının bütün hepsine baktı mı? Mesela organize bir eylem olma ihtimali var. Savcılığın görevi budur zaten. Yapar. Yani Cem Bey daha iyi bilir. Savcılık burada. Neyse. Bu dosyalardaki ilişki ağlarına bakmak zorundadır. Biz talep ettik. Talep. Şimdi biz talep ettik. Evet, talebe bile gerek yok. Asla taleple bağlı değildir. Reysen yapmakla mükelleftir. Neden? Çünkü bu ilişki ağı organize bir suç olup olmadığını, organize bir eylem olup olmadığını ortaya çıkarır. Veya eylemin boyutlarını. Daha da ileride ne olduğunu çıkarır ortaya. Şimdi bu saldırılarla Ahmet Takan, mesela ben diyelim ki işte milliyetçi canahtaki saldırılar. O saldırıların bütününü ele alıp HTS kayıtları, kim kimle nerede buluşmuş, daha önce nerede buluşmuş vesaire, bunları ortaya çıkarırım. Bakarım, derim ki o iki eylem arasında, üç eylem arasında bağlantı var veya yok. Ama bu kamuoyunu rahatlatacak bir şeydir. Veya Sayın Kılıçdaroğlu, Barış Atay veren meselelerinde. Şimdi o yüzden gelinen nokta bizim için aslında korkutucu ve vahim. Peki buradan şöyle devam edelim. Tekrar tabii geleceğim. Kılıçdaroğlu suçun cezasız kaldığı, mafya artıklarının cesaretlendirdiği bu düzen sadece siyasileri, STK'ları, evladımızı değil tüm Türkiye'yi ve demokrasiyi hedef almaktadır dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sözü yetmeyenlerin hakarete, siyaseti yetmeyenlerin kanunsuzluğa başvurur, gibi açıklamalar yaptı. Şimdi Mahmut Bey, Aytunç Bey'i de dinledik. Diyor ki aynı saldırılar iktidar kanatındaki bir milletvekiline ya da oradan bir ismi olsaydı böyle bir sonuç doğurmazdı şeklinde bir söylemi var. Bir kere her şeyden önce hem Selçuk Özdağ'ın saldıranların serbest bırakılması hem de Aytunç Bey'in sözlerine ne söylemek istersiniz? Şimdi önce şunu söyleyeyim de var. Selçuk Bey, Orhan Uğuroğlu, Orhan benim çok eski arkadaşımdır, bir çalışma arkadaşım. Onlara yönelik saldırı baştan sona Cumhurbaşkanı'ndan bakanına kadar herkes kınadı bir defa. Yani bunu kabul edelim. Yani bazen toplumsal gerilimler, süreçler farklı sonuçlar yaratabilir ama yani böyle bir saldırı hakikaten Türkiye'ye yakışmayan, Türkiye'nin geldiği noktaya yakışmayan bir durum. Bunun kınanmayacak israfı yok. Fakat yargıdaki durum, işte Cem Bey anlattı. Yani bir mahkeme, öteki mahkeme, böyle bir kargaşa var. Bunun evet, ne sistemle ne siyasetle de çok ilgisi yoktu. Yani bu organize işler midir? Evet. Aytunç'un dediği gibi savcılık bunu araştırması gerekiyor. Ama bu olay bugüne ait bir şey de değil. Ben de süreçlerden geçtim. Ben vurulmuş bir gazeteciyim. Yani o dönemi de hatırlıyorum. Şimdi o dönemde de beni vuran katil de 2 yıl yattı çıktı. Şimdi ne diyeceğiz Türkiye'de yani? Türkiye'de maşallah herkes yaralı siyaset gibi devam ediyor. Geçmişimizde gazeteciler öldürüldü. Hiçbirinin hesabı sorulmadı. Yani faili meçhul. Ya, Uğur Dündar, onu bırak, Uğur Dündar'ın ailesi bile bunun derinlemesine sorgulamadı. Nedir, kim öldürdü, niye Bahriye Üçoklar öldürüldü bu ülkede, niye Ahmet Taner Kışlalılar öldürüldü, kimse bunu sorgulamadı. Devletin üzerine bir şeyleri yıkmak ya da devlet üzerinden bir şey tarif etmek kolaydır. Şimdi bu süreçte de benzer şeyler var. Yani gerilimler yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Kutuplaşma dediğimiz şey bu işte. Bunun yaşanması için ortak bir tavır gerekiyor. Yani bunun peki, üzerinden bu siyaset yap. İktidarın gösterdiğini düşünüyor musunuz? İktidarın son olayda çok açık, net tavır, hem tweet attılar hem açıklama yaptılar. Şimdi buna karşı iktidarın peki, buradan siyasette çok ortak bir tavır var mı ya da nasıl mümkün işte, yoksa bunu düşünmesi gerek, herkesin düşünmesi gerekiyor. Mesela? Yani şimdi bir iktidar bu kadar Selçuk Özdağ olayını, Orhan Uğuroğlu olayını hakikaten utanç verici bir tablo. Şimdi buna karşı da siyaset Cumhurbaşkanı'ndan İşte bakanına kadar hepsi de bunu istediği eleştirdiler. Ama karşıdan bunun üzerinden siyaset devşiren bir yaklaşım var. Şimdi bu da doğru değil. Yani bu ne sistemle alakalıdır? Yani Cumhurbaşkanlığı sistemine bunu bağlamak ne alaka? Yani o yargıdaki sistemin işleyişiyle ilgili, sadece ona bağlamak değil de işleyiş. Diyorum ki işleyişimizle ilgili o kadar çok tartışacağımız şey var ki bu yargının geldiği bu nokta, yargının içindeki FETÖ'cü tahribatın açtığı sonuçlar, yargıda dokunabileceğimiz, tartışabileceğimiz o kadar çok sorun var ki. Yargı hakikaten ciddi bir şeyden geçiyor. Yani travmadan geçti. Şimdi düzeltmeye çalışılıyor. Düzeltirken de hakikaten sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi böyle bir süreçten geçiyor. Ama bu tür bir olayda ben şunu isterdim. Yani o mahkeme ya da o savcı hakikaten çok kararlı bir şekilde bu işin üzerine gitsin. Yani Türkiye bunlar siyasi sonuçlar da doğurmaz ya. Hiç kimseye de artık atmaz. Bunu niye sonuçlandırmıyor? Peki niye gitmemiş olabilirsiniz? Şimdi ben de ona şaşırıyorum işte. Cem Bey, yani bu mahkeme üstünden atmaya çalıştı. Öteki mahkeme üstünden siyasi baskı deniyor. Ben bunun, yani ben bunu aklım almıyor. Yani orada ben bir savcı olsam, ben inanıyorum ben savcıların, hakimlerin vicdanıyla karar verdikleri. Ama bu belki de kendini kraldan çok kralcı yerine koymak ya da belli bir kaygı mı taşıyorlar? Ben aklım almıyor. Yani orada bir karar verilse bunlara ilişkin hükümet o hakimi şöyle mi yapacak? Yani ben inanmıyorum buna. Ben böyle bir şeyi doğru bulmuyorum. Olmaz. Olursa da o zaman tartışırız. Yani bu artık Türkiye bunu aşması gerekiyor. Burada da çok büyük bir ne denir? Karmaşa da yok. Saldırı var. O saldırının gereği tabii ceza yasasında karşılığı nedir bilmiyorum mesela onları. Hakikaten hani bir taraftan tutuklama bir şey değildir. Tercih edilmemesi gerekir diyeceğiz. Bir taraftan ama her konuda tutuklama. Ama bir fiziki eylem var işte sonuç olarak. O eylemin ölçüsünü de bir taraftan yargının karar vermesi gerektiğini söylerken. Eylemin boyutunu tartışıyor Mahmut abi. Eylemin boyutu kasten yaralama düzeyinde mi kaldı? Yoksa doğrudan doğruya cana kasta mı? Fakat buna yargı karar verecek. Evet. Yani ben yargı niye var? Bunun için var. Peki nasıl bu niyeti belirleyecek? Çok gerçekten açık, öğrenmek için. Yani ben şimdi birine veya biri birine tokat attı. Bu tokat şimdi, değil. Veya saldırdı, yani bunu o niyeti nasıl belirleyecek çok kolay ki? Bizim müsaade var mı? Çok kısa sorduğu için Bahar Hanım. Şimdi eylemin özelliğine bakılır. Eylemin ortaya konuş şekline bakılır. Zaten siz bana saldırıyor. Elinizde bir sopa var. Evet. Sopayla ayağıma vurdunuz, düşürdünüz. Öldürme kastı yok. Kafama sürekli vuruyorsunuz bakın. mütemadiyen, sistematik bir şekilde artık bilincim kayboluyor, yerdeyim, vurmaya devam ediyorsunuz. Artık kasten yaralanmanın dışına çıkılır burada. Kasten öldürmeye evrilir o olay. Her bir eylem kendi somut dairesinde ayrı ayrı mütalaa edilir. Bu da içtihatlarla ve kanunun ortaya konulmuş gerekçeleriyle vücut bulur. Hukuk böyle çalışır. Adli tıp raporunda 1,5 santimlik bir şeyden mesela. O önemli kafa darbesinde 1,5 santimlik bir farktan. 1,5 santim daha sağa gelse çok daha ciddi bir mesela sonuç. Beynin olduğu tabii sağ taraf şey, sola, sağ tarafa değil de sol tarafa gelse ölümle sonuçlanabilecek bir darbe. Hukuki mesela karşılığını söyleyeyim. Basit tıbbi müdahale deriz biz. Evet. Zaten bana bir eylemde bulundu. Hı hı. Eğer adli tıp, ATK rapordayız. Adli tıp raporu 7 gün içinde iyileşebilir türden ve hayati tehlikeyi arz eden bir eylem olarak telakki etmezse bu uzlaşmaya da tabi bir suç olur. Bana sorar Cumhuriyet Savcısı, ya affediyor musun Bahar Hanım? Affediyorum dediğim an ortadan kalkar ama basit tıbbi müdahalenin dışında çok önemli bir husus söyledi. Hayati tehlike arz eden bir eylem ise bu, işte o zaman suç unsuru 86. maddeden 2. fıkraya veya 82. maddeye evrilebilir. Bu kovuşturmada ortaya çıkar. Nihai adli tıp raporu alınır. Tanıklar celbedilir ve görüntü kayıtları da mahkeme huzurunda dinlenir. Basına serf edildiği şekilde iktifa edilmez. Üzerinde de bilirkişi incelemesi yapılır. Her bir eylemi kim yaptı, vuruş derecesi, açı derecesi, daha önceki beyanların tutarlılığı gibi. Şimdi Mahmut Bey, bir taraftan da size az söz verdim. Partilerden tabii bağımsız olarak bunu söylemek istiyorum. Herhangi bir saldırı suç olduğunda bunun cezasız kalması veya belki belirsiz kalması birçok insana da bunun tekrar edilmesi yönde endişe tabii yaratabilir. Yani bunu partilerden hani bağımsız bir şekilde kesinlikle söylüyorum. Birçok yani ben o yüzden bu tür suçlarda... Şimdi bu bağlamda ortak bir şey nasıl alınacak demiştik ama siz ne öngörüyorsunuz? Nasıl abi, bir şey ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tür suçlar sadece sıradan bir saldırı değil. Organize falan diyor arkadaşlar ama organize olmadığını düşünüyorum. Hiç ben organize olduğunu düşünmüyorum. Ne peki organize fevri tavırlardır bunlar diye düşünüyorum. Ama bakın, tehlikesi şurada. Aha. Bunun işin bir siyasi boyutu var. Siyasi boyutu devreye girdiği anda o işin sadece organize olması yetmez. İşin siyasi karşıtlıklar yaratma ihtimali yüksektir. Yani hukuk da bunu dikkate alması gerekiyor. Hukuk uzayda yaşamıyor, bu ülkede yaşıyor. Şimdi bu ülkede yaşıyorsan, bu kutuplaşma siyasi gerginliğinde görüyorsan ve bunun üzerine de bir saldırı gerçekleşmişse bunun başka saldırılara tetiklememesi için önlem alman lazım. Sert uygulama yapman lazım. Onu durdurabilecek, bir daha böyle bir şey tezahür etmesin diye gereken neyse onu yapman gerekir. Yani sadece şöyle düşünüyorum, yani kanunları elbette kanunlara uygulayacak ama kanunları uygularken de sosyolojiye de, ortama da, siyasi zemine de bakacak. Yani onun için önlemler alacak. Burada bence çok ciddi yargı mensuplarının buna kafa yorması gerekiyor. Çünkü yargı kararı sadece kanunlar verilen karar değil, vicdani karar da var. Bir şey söylüyorsunuz, organize değil. Ben öyle düşünüyorum. Yani organize, ben orada bakın, bir söz hakkını isteyeceğim sonra. Tamam, cevap verebilsinler arkadaşlar. Yani Türkiye'nin bu içinden geçtiğimiz süreç öfkeli bir süreçtir. Yani biz geçmişte de yaşadık. Hacı Bektaş'ı Veli Kanun'da bakanı bile yumrukladılar. Yani böyle bir süreçlerden geliyoruz. Gelgitleri olan bir süreçlerden geliyoruz. Geçmişte yaşadığımız siyasi saldırılar gibi bir saldırı sürecinden geçmiyoruz. Yani bu birisinin öngördüğü, birilerinin kafaya taktığı bir biçimde böyle bir eylemlerden olduğunu düşünüyorum. Yani organize bir süreçten kastettiğimiz nedir? Karanlık bir örgüt, bir yapı ya da açık legal bir yapı sürekli bir saldırı organize ediyor gibi bir şey. Ben buna ihtimal vermiyorum. Tabii o çevrelerde kraldan çok bir kuralcı olan, yani üstlenen, bir şeyler yapmaya çalışan yapılar olabilir. Yani kişiler olabilir mi? Olabilir. Ben bunların bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz geçmişte bunu çok yaşadık. O kontrgerilla süreçlerini, gladio süreçlerini, derin devletin içindeki yapılanmaları, nereden nasıl çıktığını, polis için nasıl örgütlendiklerini, daha sonra FETÖ'yü de gördük. Şimdi bu başka bir şey, bugün olanlar başka bir şey diye düşünüyorum. Ama bu onların sert cezalandırılmaması gerektiği anlamına gelmez. Bunun tehlikesi şurada, demin de dediğim gibi. Siyasi karşıtlıklara, kaosa neden olabilecek. Evet, kaosa yol açma ihtimali çok yüksektir. Türkiye'nin yargısının buna izin vermemesi gerekiyor. yargının daha hassas davranmasının altını çiziyorsunuz. Ben bir cümle Murat abiden önce bir katkı yapayım. Murat Bey'e söz vereceğim ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bu arada sorularınızı sayın izleyicilerimiz Karşı Mahalle hashtag'iyle ya da Bahar Feyzan'ı etiketleyerek Twitter'dan iletebilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra Murat Bey bir şey eklemek istiyor ama... söz istediği arada. Bir cümle tabii. Niye önemli? Bizim eskiden 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ve ilgili düzenlemelerde 1400'ün bir hüküm vardı Murat abi. Toplumda infial yaratan suç kavramı. Yeni 2005 sürecinde biz bunu kaldırdık. 2005 sürecinde gelirken 5237 Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu, evet, Avrupa Birliği ile gelen bir dayatmaydı bu. Bu infial yaratmayı kaldırdık. Şimdi ne oldu? Bazı eylemler çok ciddi infial yaratıyor. Aytunç Bey, Murat abi, ne oluyor? Orada aslında tutuklama tedbiri bir yerde bir emniyet subabı olur. Toplum vicdanı açısından da önemli bir şey esasen. Bunu biz Türk Ceza Kanunu sistematik içinden çekip aldık. Burada bir hukuki eksiklik var. Ben her çıktığım yayında bunun evvel emirde tekrar mevzuat hükümlerine konulması gerektiği kanaatimi nacizane serdediyor. Niye? Bunlar Avrupa standartı. Evet, Avrupa standartı. Bunlar maalesef o dönemde geldi. Peki Murat Bey, son olarak bu konuda size söz. İtirazım iki noktada. Tabii Hacı Bektaş'ın ruhuna da aykırı oradaki o yuhlama, ama bu olayları nasıl götürüp de orada bakanın yuhlanmasına bağladın, o enteresan. Ama oradaki yuhlanmasına mı? Evet, oradaki o ruha da aykırı, onu ayrıca şuraya koyarak söylüyorum. Şimdi, saldırı sonuçta. Ben sonuçta yani günde 5 vakit bu ülkenin bütün siyasi liderleri ülkenin zirvesi tarafından yuhlanıyor. Artık bazı şeyler olağan hale geliyor. İşte tehlike gördüğüm nokta bu. Orada o yuhlama, bugün her gün her dakika yapılan konuşmalarda başkalarını yuhlatma. Benim orada itiraz ettiğim nokta şu, bu işleri siyasi görmüyorum. Herhangi bir siyasi yapıyla bunu yapanların bağlantısının olması o işin siyasi olduğu anlamına gelmez. Hiçbir şekilde siyasi görmüyorum bu işleri. Bu işler bildiğiniz ufak tefek sokak eşkıyalığı, sokak işleri bunlar yani. Siyasi işin bir kimliği, doğru ya da yanlış bulursun, bir kimliği olur, evet, bir haysiyeti olur, bir raconu olur, bir raconu olur. Evet. Burada öyle bir şey yok. Dolayısıyla buna siyasi diye baktığımızda ne oluyor, nasıl siyasi görüyoruz? Şimdi o cenahın en tepesindeki isim çıkıp bizim çocuklar işi yarım bırakmaz dedikten sonra zaten iş çığırından çıkmış olur. Dolayısıyla siyasi değil, ama nasıl organizeye giriyor? Ya şimdi ben... Hem kendi örneğimden hem Selçuk Bey'inkine, hadi kendimden vermeyeyim örneği de, Selçuk Bey için orada beklenmiş, takip edilmiş. Semih Yalçın söylemişti sanıyorum, bizim çocuklar işi yarım bırakmaz. Sadece o değil, Devlet Bey de aynı şeyi söyledi. Yani Devlet Bey kınayarak söyledi. Çok yani Devlet Bey'e mal etmek istediler. Çok bilgiye dayalı söyleyeyim abi. Orada onu biliyorum. Zaten söylediği için Cumhuriyet Savcısı ve kollukta hadiseyi Devlet Bey'e yıkmaya yönelik bir tavır ne söylenirse söylenir. Onun için daha önceki olaylar için de söylüyorum. Aynen. Yarım bırakmaz cümlesi, ne söylerseniz söyleyin finalde çok ağır ve kriminal bir cümle. Bu eylemi ama tamamen telin ederek söylüyor. Yani bizim sadece bu eylemde söylenmedi. Daha önceki birkaç eylemde de, Sinan Oğan'da da, birkaç olayda da söylendi. Yani aslında buna eylem demek de çok onore etmek. Ancak organize oluşu Mahmut Övür itiraz etti orada. Organize görmüyorum diye. Ya televizyondan çıkışını 2-3 hafta boyunca saati itibariyle takip ediyor. Evine kadar takip ediyor. Olay günü televizyonun önünde buluşuluyor 3 araba. 2 araba arkanda, 1 araba önünde. Evin önünde iniyor. Bereleri takıyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Arkandan bir anda hücum ediyor. Her şey hazır. Muştası, sopası, demir çubuğu. Şimdi bu organize bir iş. Yani çok açık ve net. Nereden bir başka şeye de bağlıyorum? Şimdi bu son olayda, Selçuk Bey'in olayında bu ülkenin savcısı, yani başsavcı vekili bu konuya müdahil olduğu için çatır çatır sosyal medyadan şuradan buradan tehdit edildi. Müdahil İstanbul Adliyesi'nde abi, bilgiye dayalı söylüyorum. Orada İstanbul Adliyesi'nde, Ankara Adliyesi'nde 30-40 kişilik grup böyle oradan o koridordan o koridora yürüdü. Şimdi bunlar basit işler değil. Elbette işte o kontrgerilla, o geçmişin çok ciddi silahlı çatışmaları vesaire falan bu boyutta değil, ama unutmayalım ki her şey böyle başlıyor. Her şey böyle başlıyor. Gene getirdin her şey böyle başlayarak işte bu şunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz önce organize yapı olsun. Tamam. Biraz önce söyledin ya, çok ben onu demek gerginlik yaratıyor diyor dedin ya. Şimdi bu toplumda zaten bir sinir uçları açık. Bunun yarın bir gün Allah muhafaza nerede neye dönüşeceği belli olmaz. İşte ben de o korkuyu yaşıyorum. Bunlar değil. Bak Murat Beyciğim, biz yaşadık. Bu organize çeteler bu işe yol açamazlar. Bu işe kim yol açar biliyor musun? Türkiye'ye hesap olanlar yol açar. Ben de diyorum ki Ben de diyorum ki bir maşa hazır diyorum. Yani bir maşa hazır. Sorun ettiğim nokta o. Bu tek başına bunu başaramaz. İşte bunu da ama kullanılır. Yapmamak lazım. Yani tamam, siyasilerin eksiği olabilir, gediği olabilir. Buradan karşıt siyaset mesaj göndermemek lazım. O organize yapı ya da o organize saldırı neyse onun üzerinden yürüyelim. Türkiye'nin bu tuzağa düşmemesi için de elimizden geleni yapalım. Ama organize olup olmadığını bilmiyoruz daha. Burada ama Mahmut Bey, organize olup olmadığını bilmiyoruz ki. Araştırılmıyor. Şöyle bir hadise var. Araştırıldı mı? Hem yargıç da yerine geçtik. Doğru. Hayır, araştırıldığı zaman bakın şimdi, pardon Cem Bey. Peki, bakın buyurun. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan'a boğulacağın suda kulaç atma. Kim söyledi? Bilmiyoruz. Ben söyleyeyim kimi söyledi. Kim söyledi? Ülke Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkanımız Ömer Şanlı. Ben görüştüm. Tamam. Yani bunun nedenini, niçinini biliyorum. Yani müsaade ederseniz bir söyleyeyim. Hayır hayır. Peki. Nedeni bakın. Ben nedenin içini, Ülke Ocakları atmış atmamış, ben isim bile vermedim bilerek. Bak, yani çünkü burada Fox TV 3 gün boyunca döndürdü demek değil. İsimler değil. Mesele şu. Husumet tevcih ederek yaptım. Ama hayır bakın. Sadece bir kişi değildi ama. Yüzlerce dünyanın her yerinde Alparslan Tufan'a hedef alan çok ciddi bir şekilde bir saldırı vardı. Eğer bu da mı organize bir yayın kanalı Ülke Ocakları'nın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkanımızını ismen 3 gün boyunca ana haberine koyuyorsa ben onu ifade ederim. Bakın ben görüştüm. Buradan başka bir noktaya gitmesin. Ben bitireyim abi. Gitmesin. Önlem alarak yürüyelim. Tabii ki. Yani bakın, bariyer koyarak yürüyelim. Bakın, dünyanın her yerinde bu tür bir olayın ardından haberdir. Tabii ki haberdir. Ama orada bir şeyin önüne bir şey gazetecinin en önemli mükellefiyeti nedir? Sizler gazetecisiniz, ben de haber yapmak. Haber yapmak ve diğer tarafı da bu hususu sual arz etmektir. Şimdi neden böyle bir tavır içerisine giriyor teşkilat başkanı? Çünkü kolluk nezdinde ifadeler sürekli olarak değiştirtilmeye ve savcılık nezdinde yönlendirilmeye çalışıyor. Bunun üzerine bakın ben burada getirdim ifadeleri. Nasıl bir yönlendirme? Çok ya, Devlet Bey'e bu işi bağlamaya çalışıyor. Net. Bilgiye dayalı. Polis ve yargı. Bakın kolluk nezdinde ve Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suyu niyetli kişiler. İsim zikretmiyorum çünkü soruşturmanın gizliliğine haler gelmesin. Bunun üzerine Devlet Bey'e bir açıklama yapıyor. Bakın burada. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Yeni bir manşet veriyorsun. Haberci kafasıyla 15 söylüyorum. 15 gün önce Haber Global'de de söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi sokağa hasmını bilir, haini bilir, tuzak ve tertipleri bilir. Ancak milliyetçi ülkücü hareketi tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya müdahale ederek terörizm lügatından beslenmeye çalışmak kimsenin harcı değildir. Dönüyor Ülke Ocakları'nın kıymetli Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım hemen üzerine MHP ve Ülke Ocakları'nın tarafı olmadığı saldırılar üzerinden teşkilatımıza hedef alanları kınıyoruz. Bektaşi'nin nefesi, Yesevi'nin özü, Başbuğ Alparslan Türkeş'in ışığı ve lider Türkiye'nin mimarı Devlet Bahçeli'nin feraseti ve kalemi olan Ülke Ocakları'nın bu saldırılarla en ufak bir bağlantısı yoktur diye defaatle ve telin eden kınamaya yönelik deklarasyonlarda bulundu. Buna rağmen. Ama Cem Bey bir dakika, burada Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili bir şey konuşulmuyor. Savcıya 15 gün boyunca üzerinde binlerce insan geçiyor. Bilgi ayrı bakın. Hayır, hukuk neyle konuşacak? Tamam, o tweet'i atalım biz. O tweet yok, tamam. Başka bir şeylerden bahsedelim. Bakın ben bitireyim, siz buyurun. Bakın siz, ben çok kelamla dinliyorum saygıyla. Bunun üzerine gösterilen Murat abi Aytunç Bey bir refleks var. Yani diyor ki siz bana diyorsunuz ki Bahar Hanım'a saldınız. Ya ben yapmadım. Bahar Hanım'a saldınız. Artık ben feveran ederim diyorum. Ya ben yapmadım. Artık düşün üzerinden diyorum. Hadisenin geldiği nokta bu maalesef. Buyurun. Şimdi Sayın Semih Yalçın bizim mahallenin delileri çok olur diye bir cümlede kurdu zaten ayrıca bu konuda da. Şimdi mesele... Yani bununla kastettiğiniz şey nedir? Yani bizim mahallenin delileri olur, bizim haberimiz olmayabilir vesaire. Yani bizden bağımsız hareket eden, hani kendine kraldan çok kralcılar vardır ama mesele o değil ki. Mesele şu, bu ülkede bir başsavcı vekili bu tweetten bahsetmiyorum sadece, yüzlerce tweetle hedef gösterildi. Şimdi bu başsavcı vekilinin can güvenliği vesaire, yani bu şahıs, yani baktığımız zaman yargının en tepesindeki isimlerden biri. Şimdi sadece bu değil ki, biz burada kaos çıkmasın, yabancı istihbarat servisleri girmesin, engelleyelim. Ama bunların olmaması için buna zemin hazırlayacak bir atmosferin olmaması lazım. Çok doğru. Şimdi mesele bu. Çok doğru. Bu atmosferi sağlamazsan sen, hani şöyle düşünün, Boğaziçi'nden geri çıkarmayacağım ben, Biden'cılar harekete geçti. Sen Biden için zemin hazırlamazsın, Ya, hiçbir şey olmaz, yapamazsın. Hayır yapamazsın. Ama oradaki hayır bakın ben örnek veriyorum. O başka bir konu. Başka bir konu. Hayır bir geziyi yaratmak istediler. Hayır isteyemem. Yok öyle bir şey. Yok kimseyi şey ettiler. O gün ya 300 kişiyle gezi çıkmaz öyle bir şey yok. Bakın oraya değil ben konuyu oraya getirdim. Bakın ben örnek verdim. Ben başka bir şey söyledim. Cem Bey başka bir şeyden başladı. Ya orası çok demokratik bir barışçıl hareketle başladı. 10 gün sonra başka bir şeye dönüştü. Yabancı servisler girdi falan. O ayrı. Bakın yakıp oraya gelmiyor. Ben onu söylemedim. Benim başka bir şey. Buyurun. Siz zemini öyle bir sağlam tutarsınız ki o zeminden kimse yararlanamaz. Yoksa koyar mısın? O zemini sağlamlaştırmak sadece iktidarın işi değil. Muhalefetin de sivil toplumun da işidir. Siz demokratik zemini faşist rejim diye eylem yaparsanız o zemin zehirlenir. Akınç Bey onlara prim vermeyin. Bakın biz 70'li yıllarda sol hareketin içinde yer aldı. Evet. 68'i, 70'leri gördük. 90'ları gördük. Hiçbir öğrenci hareketi, hepsi dayak yedi. Hiçbirisi de başarıya ulaşmadı. Ya. Niye biliyor musunuz? Çünkü o muhalefet aklı ya da o iktidar aklı. Biri terse döndü, biri başa geçti. Hiç vazgeçmediler bu yaklaşımda. Tamam. Bir tarafı şimdi, suçlama yaklaşımında. Buradan şimdi, vazgeçmemiz gerekiyor. Şimdi bu konuyu bu başka bir konu da ben şimdi onu konuşacağız. Şimdi bakın zemin dedim şu benim, iklim dedim. Tabii zeminde zaten hepiniz aynı şeyde anlaşıyorsunuz. Sadece nasıl olacağı konusunda. Ya şimdi zaten şöyle bir şey var. Bu ülkenin gazetecileri, siyasetçileri yani bu ülkenin gerçekten bu topraklarda yaşayan, bu topraklarda beslenen isimleri kaos olmasını ister mi? Mümkün değil. İstemez. Muhakkak tabii ki. Yabancı servislerle mücadele eder mi? Eder. Etmek zorundadır ayrıca. Çünkü yani ben daha geçen gün şunu yazdım. Günsazak'la Abdi Pekçi'yi vuran silah aynı silah dedim. Yani bunun belgeleri şeyleri var. Ders almadık. Hayır. Ha mesele şu ama ben burada şimdi bu saldırıları organize bir suç mu değil mi, organize bir eylem mi değil mi diye araştırmayan savcılıkta kusur bulurum. Çünkü bu saldırılar gerçekten zemini sadece muhalefet yaratmadı ama iktidara yönelik bir saldırı olsaydı daha başında da söylediğim gibi çok ciddi bir şekilde araştırılırdı. Peki diyorsunuz şimdi bakın, ki benim burada bakın, altını çiziyorum ve bu konuya soru işareti koyuyorum. Selçuk Özdağ'da bir cümle daha söyleyeyim. İfadelere bakın. Tesadüfler oluşmuş hep. Selçuk Özdağ'la Orhan Uğuroğlu'na saldırı yapanlar kiralık araçlar tutmuş. Hepsi ikisinde de kiralık araç var. Arkasından Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya bir bakıyorsunuz. O 3 kişi görüntü çekiyormuş. Bakmışlar kovalama varmış. O saldıranların aracına binmek zorunda kalmışlar. Allah Allah. Ya o kadar garip ilişkiler ki. Ondan dolayı ben burada bir sorun var diye düşünüyorum. Ve bu sorunu çözecek olan yine yargıdır. Ve bu yargı da bağımsız hareket etmek zorundadır. Tamam. İki cümle. Sadece 2 cümle. Peki son. Ben mesleğimin 20 yılını toplumsal olayları takip ederek geçirdim. Neyin nereye ne şekilde ve ne sebeple evrileceğini kestirmek zor oluyor bu işlerde. Çünkü örtülü aktörü çok bu işlerin. Çok güzel. Şimdi Allah muhafaza bu olaylardan birinde Selçuk Bey'in şoförü ve Selçuk Bey gecikti silah çekmekte. Allah muhafaza biri bir silah çekse oraya gelen o saldırganlardan biri orada düşse kalsa bu iş vay şu katili bu katili diye bir anda orada 3-5 kişi arasında geçen hadise bir anda 10 binleri 100 binleri bulur. Ondan sonra o tansiyonu durdurmak, dindirmek, rahatlatmak, indirmek çok zor olur. Ama hepimiz burada evet çok medeni bir şekilde konuşuyoruz ama herkesin bildiği bir sırdan bahsediyoruz hepimiz. Yani onlara mal oldu mu, o cephede oldu mu, şu cenahın mı vesaire falan. Hepimiz biliyoruz ne olduğunu. Ben en azından kendi olayımda o binada bir yetkili bir kişinin odasında 3 kişinin çağrılarak devirin bunu dediklerini saldırıdan 10 gün önce yazdım. İsim vererek yazdım. Sizin için? Evet şu odada şu şahıslara bu kişi tarafından diye 10 gün önce yazdım. Peki. Ve aynısı oldu. Size saldırılmadan önce? 10 gün önce saldırıdan 10 gün önce yazdım. Yani dolayısıyla hepimiz herkesin bildiği bir sırrı daha böyle ölçülü bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Şöyle esasen şartları böyle maalesef. Anlıyorum virgül koymuş olacağız zaten çünkü bu konu konuşulmaya devam edecek. Belli ki hafta içinde de mutlaka bir açıklama bir gelişme olacak gibi duruyor en azından. Şeyi takip etmek lazım. İstinaf kararı önemli olacak. Haklısınız. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ardından başka bir konuyla devam edeceğiz. Karşı Mahalle devam ediyor. Aramıza Cemal Enginyurt katıldı. Skype'tan bağlandı. Demokrat Parti Ordu Milletvekili. Hoş geldiniz Cemal Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Cemal abi hoş geldiniz. Saygı hürmet. Hoş bulduk. Ben de size hanımefendiye Karşı Mahallenin ilk programında ilk konuklar olmanız dolayısıyla çok şanslı olduğunuzu ifade ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Esasen Karşı Mahalle derken hepimiz kendimize de karşı mahalle olabiliyoruz bazen. Karşı görüş gibi. Yoksa bir tarafı ayırıp bir tarafı tuttuğumuz gibi bir şey doğmasın. Zaten mahalleler ekranda da ayrılmış. Yani bir tarafta Murat İde, bir tarafta Aytunç Bey, bir tarafta Cem Kaya, bir tarafta Mahmut Övür. Mahalle ayrılmış. Araya ben girdim. Hadi hayırlı olsun. Yok, gönlümüzde bize, kimse ayrı değil. Bize nereye oturun derlerse oraya oturduk. Tercihimiz değil Cihan abi. Gönlümüzde kimse ayrı değil. Ekranda öyle gözüküyor Muratcığım. Öyle öyle zaten, oturma biçimi öyle. Oturma biçimi öyle. Peki Cemal Bey, o zaman yeni konuya madem siz geldiniz sizinle başlayalım. Taze kan olun bize. Şimdi anayasa değişikliği meselesi var. Polemiğe dönmüş durumda hali hazırda. İçeriği çok net açıklanmış değil. Lakin AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın 4 aşamalı süreç başlamış vaziyette. Bu anayasanın ismi yeniden kuruluş anayasası olacak demişti. Özgür Özel de CHP Grup Başkan Vekili. Onu yıkmaya yeltenenler karşılarında sadece bu ülkenin kurucu partisi olarak CHP'yi değil, genciyle, yaşlısıyla, işte milyonları karşılarında bulur dedi. Siz konuya hakim misiniz? 4 aşamalı süreç nedir? Kuruluş anayasası gibi bir kavramı nasıl anlatmak gerekir? Tabii önce hukuk reformumuz vardı. Umutla, heyecanla hukuk reformunu bekliyorduk. Yani Türkiye'de hukuksuz bir yönetim, bir hukuksuz davranış, örneğin FETÖ'cülerin adaletsiz, şerefsiz, ahlaksız mahkemelerinde haksız yere cezalar alan on binlerce insan vardı. Onların hukuku düzelir diye bekliyorduk. Takipsizlik berat almış ama buna rağmen işe başlamamış on binlerce insan var. Hukuksuzluk düzelir diye bekliyorduk. Nur topu gibi bir anayasa çalışmamız oldu. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Var tabii ki. Niye? Çünkü esnaf kan ağlıyor, işsizlik sayısı artmış, gençler umutsuz, cezaevinde sıraya girmiş 300 bin çek mağduru var, 5 milyon emeklilikte yaşa takılan, 1600 lirayla geçinmek zorunda kalan emekli, 2800 lirayla geçinmek zorunda kalan asgari ücretli, gıdada her gün yürek yakan, cep yakan faiz zamlar, doğalgaz zamlar, bütün bunlar tartışılacağına hep birlikte yeni bir anayasayı tartışmak çok güzel olacaktı. Ve hamdolsun Allah'a hükümetimiz bu konuda başarılı oldu. Artık el birliğiyle bütün kanallarda vatandaşın derdini, açlığı, intihar edenleri tartışma yerine, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları tartışma yerine hep beraber hukukçu olduk. Anayasayı tartışıyoruz. Anayasa ne olacak diye onu tartışıyoruz. Anayasa değişmeli diyenler ortaya bir metin koymamış. Herhangi bir taslak yok. Herhangi bir madde yok. Haydin anayasayı tartışalım. Dün de Cahit Özkan denilen beyefendi öyle bir söz ediyor ki bugün biraz değiştirse de yeniden kuruluş anayasası. Neyin kuruluşu? Neyi yeniden kuruyoruz? Hayırdır? Yeni bir site kurduğunuzda bizim haberimiz mi yok? Yani herhangi bir mahalleye büyük 3000 konutluk ev yaptığınızda, konut yaptığınızda oraya mı site kurduğunuzda anayasa kuruyorsunuz? Yoksa Kanal İstanbul'un etrafına yeni bir ülke kurduğunuzda o ülkeye mi bir anayasa yapacaksınız? Bu ülkede zaten anayasa var. Anayasanın değişmez ilk 4 maddesi de var. Siz yeniden kuruluş anayasası derseniz ilk 4 madde başta olmak üzere yeni baştan bir anayasa yapacağız diyorsunuz. Yok. Ben de diyorum ki ülkenin anayasaya ihtiyacı yok. Ülkenin işsizliğe, ülkenin ekonomik yolsuzluğa, ülkenin fakirliğe, yoksulluğa karşı çözüm üretecek projelere ihtiyacı var. Cemal Bey, ilk 4 maddenin tartışılacağını düşünüyor musunuz? Bu yönde de bazı açıklamalar vardı. Tartışılacak mı sizce? Tartışırlar mı? Tartışırlar. Mesela Deva Partisi, adı Deva olup da devası mümkün olmayan partinin genel başkanı diyor ki zamanı gelmedi ama diyor, gündem olursa diyor, günü gelirse diyor, şartlar oluşursa tartışabiliriz tabii ki diyor. Cahit Özkan'ın ifadesinden bunu anlıyoruz. Birçokları bu ülkede bunu geçmişte de söylediler. Ama şunu herkes bilsin ki anayasanın ilk 4 maddesini Orada bulunan, ben kendisini saygıyla okuduğum Mahmud Övür de başta olmak üzere, Cem Kaya kardeşim de dahil olmak üzere hiç kimse anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini istemez. Cahit Özkan ne demek istedi, ne söylemek istedi? Bugünkü söylediklerine baktığımızda aslında hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemek de istememiş belli ki. Yani ne dediğini bilmez bir haldeler. Sırf konuşmuş olalım diye konuşan siyasetçi tiplerinden bıktık artık. Anayasanın ilk 4 maddesi hiçbir şekilde tartışılamaz. Tartışılması mümkün değildir. Bunu ne Sayın Recep Tayyip Erdoğan ister Cumhurbaşkanı olarak, ne de ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Türk isminden rahatsız olacak, Türkiye Cumhuriyeti devleti anlayışından rahatsız olacak, laik ve demokrat yapıdan rahatsız olacak herhangi bir milletvekili olduğunu 2,5 yıldır parlamentodayım, görmedim. Göreceğimi de zannetmiyorum. Dolayısıyla tartışma boşuna. Dedim ya, tartışma gündemi değiştirmek için Gülbahar Hanım. Tartışma piyasadaki oluşmuş restoranların, kahvehanelerin, servis şoförlerinin, internet kafecilerin artık gına gelmiş 1 Mart'ta her şeye rağmen açıyoruz isyanını başlatmış olan insanların bir nebze olsun isyanlarını bastırmak ve gündemi değiştirmekten başka hiçbir mana içermiyor. Peki Mahmut Bey'e ben dönmek istiyorum burada. Gündem değiştirme çabası olarak niteliyor, çok özetle söylemek gerekirse. Fakat bir yandan da mesela yeniden kuruluş anayasası gibi ortaya atılan ciddi cümleler var. Bu ne demek yeniden kuruluş anayasası? Siz bu 4 aşamalı süreçten haberdar mısınız? Ne kastetti bilmiyorum işin doğrusu. Yani okumadım açıklamayı ama şöyle bir yaklaşım var mı? Var. Hani neredeyse Kurtuluş Savaşı gibi bu dönemde de bir derin alt üst oluş yaşıyoruz ve sıfırdan bir anayasa yapma gibi bir yaklaşım var. Ben de öyle düşünüyorum. 60'tan beri darbe anayasalarına mahkum olmuş bir milletiz, bir halkız. Bu utanç belgesinden çıkmamız gerekiyor. Bunun zamanı da yoktur. Öyle aç millet aç demek üzerinden de buna yaklaşmamak gerekiyor. Bu 2011 yılında ben yeni anayasa platformunda da Anadolu'ya dolaştım. Türkiye'de çok ciddi bir birikim var. Sağında da var, solunda da var, ortasında da var. Yani toplumun her kesimi bu konuda ciddi bir kafa yormuş. Bugün meclisin gündeminde 30.000'e aşkın belge var. Toplumun her kesiminin sesi orada var. Yani çok da büyük bir şeye de ihtiyacımız yok. Çok basit bir şey hatırlatacağım. 23 Nisan 2020. Kemal Bey çıktı. 23 Nisan 20'yi anımsatan bir törende şöyle bir konuşma yaptı. Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Darbelerin olmadığı, darbelerin etkisinden sıyrılmış yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Madde madde de söylüyor neye ihtiyaç olduğunu. Çok oraya girmeyeyim ben. Yani kuvvetler ayrılığı, yeni anayasa, bunların hepsini söylüyor. Ben hatta o zaman şey düşünmüştüm. Ya Başkan Erdoğan çıkıp da Kemal Bey'e hakikaten bir cevap verdi. Ha hemen gel bir anayasa yapalım diye. Yani topu bir sene olmadı. Bir anayasa yapalım. Niye? Şunun için düşünmüştüm. 2012 yılında Türkiye çok emek verdi. 3'er kişilik komisyon kuruldu. Kemal Bey bilir bunları. Herkesin eşit, her partinin eşit olduğu bir komisyon kuruldu. İnanılmaz da bir çaba harcadılar. 60 madde, özgürlüklerle ilgili 60 madde bitti. Buna rağmen Kemal Bey anayasa yapmaya yanaşmadı. Niye biliyor musunuz? AK Parti döneminde bir anayasa yaptırmayı istemedi. Peki ilk 4 madde tartışılabilir mi sizce? Hayır, bak şöyle bir şey var. İlk 4 maddede bugün, o dönem hatta Ahmet Türk bile açıklama yapmıştı. İlk 4 maddeyle ilgili Türkiye'de hiçbir toplumsal kesimin, belki şu anda HDP o anlamda bir sıkıntı yaratabilir. Onun dışında yani toplumun %80'lik bir dilimi, %85'lik bir diliminde böyle bir problem yok. Nedir o ana aksı o ilk 4 maddenin? Belki dilinde, yazılımında bir, ruhunda bir farklılık olabilir. Ya bu devletin üniter yapısı, bu devletin bölünmez bütünlüğü, cumhuriyeti, sosyal demokrasi ve laikliğin hiç kimsenin ben tartışması olduğunu düşünmüyorum. Birileri çıkar bunu tersten bir şeyler söyler mi? Söyler. %5'lik, 3'lük, 2'lik Türkiye'de meczup diyebileceğimiz yahut da aykırı diyebileceğimiz düşünceler var mıdır? Var. Yani, muhalefet peki bu sefer yanaşır mı? Yanaşmaz. Yanaşması gerekiyor ama kaçacak bir yeri de yok. Niye yok? Bir taraftan yeni güçlendirilmiş parlamenter sistem diyeceksin. O ne demektir? Bir siyasal sistemin değişimi. Onu yaparken mutlaka anayasanın da kendi sözü de var Kemal Bey. İktidar buna yakın olacak mı? Parlamenter sisteme tekrar dönme konusunda okey olacak mı iktidar? parlamenter sisteme tekrar döner mi? Tabii orada iki tane farklı yaklaşım olacak benim gördüğüm. Birisi diyecek ki güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tamam, olabilir. Önümüzdeki seçime gideceksiniz. Bu erken falan bekleniyor mu? Olacağını sanmıyorum. 2023 olacağını seçimi... sanmıyorum dediniz. Hı hı. Erken seçim falan olacağını sanmıyorum. Olmaması da gerekir ayrıca benim görüşüme göre. Çünkü Türkiye yeni bir sisteme geçti. 5 yıllık bir iktidar seçildi. Dünyanın hiçbir yerinde başkanlık sisteminde, yarı başkanlık sisteminde seçim olduktan sonra seçim istenmez. İsterse kötü gitsin. Bakın demin onun için söyledim. Sadece iktidarlar bir şey belirlemez. Muhalefet de belirler. Yani muhalefet ülkenin istikrarını düşünmüyor olamaz ya. Düşünmesi gerekiyor. Bir seçime karar verilmiş. O sistemi yanlış bulabilirsiniz. Ama o 5 yılı sabırla beklersiniz. 5 yıl halka gidersiniz, sokak sokak gezersiniz. O 5 yıl sonra gider seçimi değiştirirsiniz. Ama sürekli seçim, seçim, seçim demek ne demek biliyor musun? Siyaset üretmemek demektir. Şu an muhalefet zaten seçim olamayacağını söylüyor daha çok. Şimdi söylemeye başladılar onu. Yoksa şu ana kadar hep sürekli seçimi tartıştık. Yani düşünün, ekranlardan sabah akşam seçim tartışıldı. Ne alaka, erken seçim diye bir kavram yok zaten. Seçimin yenilenmesi diye bir kavram var. Ya seçim olsun da hani olamaz, gidemezler manasında demek istiyorum. Ha, şimdi geldik aha, oraya. Yani oraya da geldik. Efendim bu koşullarda artık iktidarda seçime gidemez. O da iyi bir şey. Yani 2020'de seçim olacaktı. Haziran'da, hatta şimdi bu Haziran'da sanıyorum Sayın Akşener'in öyle bir önerisi var. Bu Haziran'da seçim olacak. Öneri değil, tahmindi. Tahmin. Peki tahmin, yani ben öneri, tahmini var. Seçim orada olacak diye. O halde siyasetin zirvesinde bu kadar yoğun görüşme niye arttı? Şu bakın, iki nedeni var. Bir defa siyaset bu açıdan bir hareketlilik yaşar. Doğaldır da. Ben muhalefetteki... Bu hareketin ötesine geçti biraz sanki. Hayır, yok geçmiyor. Şöyle bir şey var. Yani bir taraftan Türkiye'nin şöyle bir gerçeklikle yüzleşmesi gerekiyor. Türkiye yeni Biden rejimiyle birlikte... Hem bölgesinde hem dünyada çok ciddi bir problemlerle karşılaşacağız. Yani Suriye meselesi üzerinden, Akdeniz üzerinden, Yunanistan üzerinden çok ciddi bir sınava giriyoruz. Ben Başkan Erdoğan'ın iç siyaseti tahkim etmek konusunda bir çabası olduğunu, en azından Cumhur İttifakı'nı daha güçlü göstermek gibi bir çabası olduğunu düşünüyorum. Aynı anda deklar etti Mahmut abi. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı cümleyi deklar etti. Bu önemli bir şeydir. Bak, buna ihtiyacımız var. Şimdi muhalefet Biden'dan demokrasi medet umduğu için çok buna girmiyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bakın bizi zorlayacaklar. Bugün Muharrem İnce belki konuşacağız. Onun söylediklerini o açıdan çok önemsiyorum. Şimdi Türkiye'ye bir taraftan antemperyalist gelenekten bahsedeceksin, evet, ama döneceksin Akdeniz'de ne işimiz var diye, Libya'da ne işimiz var. Şimdi bunlardan çıkmamız gerekiyor. Onun için Cumhur İttifakı'nın ittifakı genişletmesi gerekiyor. İktidar muhalefet ne yapıyor? Muhalefet, tabii ben muhalefetin daha zorda olduğunu düşünüyorum. Niye? Şundan. Muhalefet topluma önereceği siyasi projeler üzerinden tartışılmıyor. Peki. Neyle tartışılıyor biliyor musunuz? Seçim olacak olmayacak üzerinden veya diktatörlük üzerinden tartışılıyor. Mesela bir toplumun şu anda ya AK Parti, CHP'nin Türkiye'yi uçuracak bir projesi üzerinden tartışılmıyor. Türkiye'yi dönüştürecek bir proje. Mesela 100 yıllık yeni 2. yüzyıla gireceğiz dedi. Ne kadar tartışıldı? Niye tartışılmadı? Çünkü 2. yüzyıla gireceğimiz konusunda güven vermiyor. Bakın 23 Nisan'da anayasa yapalım dedi. Şimdi anayasa yapmayalım diyor. Nasıl olur ya, 8 ayda anayasa yapmayalım noktasına gelebilir mi bir siyasi? Ama inanmıyorum diyor. Otoriter bir anayasa çıkacaktır diyor. Siz öyle diyor. Siyasi partisiniz. Siz iktidarın önerisine inanmayabilirsiniz. Ama siz önerinizi söylersiniz. Benim siyaseten önerim şudur. Bu düzen değişecek diyen bir eceviti geçmişte görmüştük. Evet. Senin iktidara göre kendisini biçimlendiriyor. Problem orada zaten. İktidar üzerinden kendisini tarif ediyor. Oysa siz kendi partinizin ekseni üzerinden kendinizi tarif etmeniz gerekiyor. Benim bir anayasaya ihtiyacım var. Sıfır bir anayasaya. Bunu da ben yapacağım deyip yola çıkmanız gerekiyor. Ve onu topluma sunmanız gerekiyor. CHP'nin veya İYİ Parti'nin veya HDP'nin... Ortada bir anayasa var mı? Ortada bir anayasa var mı Sayın Öğür? Şimdi bu tartışmaya ben sizinle girmek istemem. Siz siyasi bir aktörsünüz. Anayasa yoksa sizin sorunuzdur. Meclistesiniz, halledin. Metin var da mı muhalefeti suçluyorsunuz? Herkes fikirlerini söylüyor geç itibariyle. Bir anayasa tartışmasına girmiyoruz diyorsunuz da elimizde bir taslak metin mi var? Elimizde bir öneri mi var? Neyi gördük de neyi tartışacağız demek anayasaya karşı çıkmak anlamına mı geliyor Sayın Öğür? Ya ben tabii bu konuda şöyle bir şey düşünürüm. Elimde bir öneri var mı? Çok öneri var AK Parti'nin de. Geçmişte de hazırladığı, dediğim gibi birikim de var. Mesele şu. Bakın bir yolculuğa çıkan çok açık şekilde Cumhurbaşkanı söyledi. Hiçbir partinin dışlanmadan bu işin içinde olması gerektiğini. Ve hakikaten... Hayır lütfen. Lütfen CHP ile olmaz dedi. Ve yerli ve milli dediği İYİ Parti'ye de ip diyerek iyi olmakla iyi olmuyor. Şöyle bir şey anayasa sürecinde onu söylemedim. Hakaret etti. Yapma lütfen ya. Neyse ben o konuda ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından şunu çıkardım. Herkese seslendi. Döneceğim, belki orada HDP ihtimali üzerinden konuşulabilir HDP meselesini. Çünkü HDP'nin anayasa talebi farklı bir talepti. Burada bir şeyi daha açığa çıkardı Cumhurbaşkanı. Neyi açığa çıkardı biliyor musunuz? Çok tartıştık. Gizli kapaklı anayasa yapmalar planlamaları. İYİ Parti, HDP, CHP, Kaboğlu çıktı açıkladı. Taslak da olsa bir şey hazırladılar. Bunu da açığa çıkardı. Artık bu şekilde bir anayasa olmayacak. Muhalefete de bir anlamda önünü açtı. Yeni bir anayasa çıksın toplumun önüne. Bence bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü 2023'e gidiyoruz. Bakın onun da altını çizdi Cumhurbaşkanı. Peki ya hem anayasayı soracağım zaten aynı şey. Hem Mahmut Bey bir de aynı zamanda muhalefet Biden hükümetinden medet umuyor dediniz değil mi? CHP için. CHP için dediniz zaten. Böyle bir şey katılıyor musunuz? Bütün muhalefeti genel olarak bir defa daha böyle gerçeklerle doğrularla konuşalım. Bir kez daha ben hazır son cümlesinden hareketle söyleyeyim. İYİ Parti, HDP, CHP vesaire toplanıp da bir anayasa çalışması yapmadı. Bunun yalan olduğunu artık dünya alem biliyor. Ama biz neden bunları yeniden konuşuyoruz ya, onu anlayabilmiş yalan mı söyledi? Temel Bey de ikrar etti. Sayın Mahmut Övür, o 4 parti böyle bir çalışma yapmadı. Ama 4 parti bir anayasa konusunda bir ortak metin, bir uzlaşım metni. O 4 parti hangileri biliyor musunuz? CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti. O Demokrat Parti DP'nin başı. Bir saniye. Ben buradan da seslendiriyorum Sayın Kaboğlu'na. Yalan söylüyorsunuz. Kaboğlu'na onu halledersiniz. Yalan söylüyor. DP. Ya siz doğru söylüyorsunuz, o doğru söylüyor. Bir müsaade edin, ben bak sakin dinledim. DP'nin önüne H'yi koyup da bu işin üzerinde hoplayıp zıplamanın anlamı yok. Taraflara soruldu mu? Soruldu. Yaptık mı? Yapmadık. Yaptığımı kanıtlayabiliyor musun? Hayır. 2 tane kağıt çıkarıldı. O kağıtta copy paste olduğunu da ortaya koydu herkes. Bu konu kapandı gitti. Şimdi yeniden bunu ısıtarak buradan bir medet ummanın anlamı yok. Anayasa konusuna gelince biraz önce Cemal abi de söyledi. O tabii parlamentoda bizden daha fazla bilgi sahibi. 2010 darbe anayasasından bu ülke darbe anayasasının bütün kırıntılarından kurtulmalı. Hukukçusun, dolayısıyla yanlışım varsa düzelt isterim. 192 değişiklik, doğru mu hatırlıyorum? Yok. 160 mı? 90 82'den bu yana gelen süreç. Tamam, sonuçta 175 maddelik anayasamızın 119 değişiklik. Tamam, bu önemli değil, maddesi 19 kez değişti. 3 kez de referandum. Tamam. Şimdi gelmek istediğim nokta şu. Bir anayasa konuşulacaksa eğer elbette bütün siyasi aktörler, vatandaş olarak ben ortada bir güven duygusu ararım. Güvenmek isterim bu çalışmalara. Şimdi geçen hafta uzlaşı isterim şüphesiz. Geçen hafta bir yazımda bir şey anlatmaya çalıştım. Biz eğer biraz önce Mahmut Övür'ün ben de katıldım dediği o çalışmalarda 2010'daki referandum öncesi 12 Eylül'e de denk getirilen referandum. 2011'de onu da destekledim. Sonuna kadar da o referandumun ardından o referandumun billboardlardaki sloganlarından biri şuydu. Darbe anayasası mı, milletin anayasası? Evet, doğru. Çok güzel bir soruydu. Sonuç ne? Milletin anayasası dedik. Yani bu darbe anayasasını bize 2010'dan sonra manşetlerle birlikte gömdüğümüz söylendi. Halk yönetime el koydu, manşetlere atıldı. Şimdi ben başka bir yere geliyorum. Rahat, olumsuz. Rahat bir şey mi? Terslik mi var? Biz bitireyim. Hayır, sonrasında. Hayır, terslik mi var değil. Mahmut abi yani tane terslik anlatayım. Terslik var. Fethullah'ın anayasası. Muhtemelen ben anlatamadım. Bir dakika, terslik var. Bir dakika, Fethullah'ın anayasasını mı savunuyorsunuz? Oraya girmiyorum. 2010 referandumu mu savunuyorsun şu anda? Evet. Şimdi oraya girmiyorum. Hala Fethullah'ın anayasasını savunuyorsun. Bravo Mahmut. Ben de diyorum ki... Bravo, hala savunuyorsun. Anayasa Mahkemesi'ne... 15 Temmuz'u yapan, Tayyip Erdoğan'ları yıkmaya çalışan Fethullah'ın anayasasını savunuyorsunuz. Bravo. Tebrik ediyorum sizi. Hala mı? Oya Baylar mı? Neydi en son? Dedi yetmez ama evet dedi. Ölürken artık şey dediler ya. Ben dedi yetmez ama evetten kurtuluyoruz dedi. Özür diliyorum dedi. Tartışırım. 2010 anayasasının Fethullah'ın ele geçirmesini sağlayan Anayasa Mahkemesi'ne gidişiydi. Anayasa Mahkemesi SSK'nın seçimiyle ilgili hükümler. Bilmiyorsunuz. Bilerek konuşun. Ben bir bitireyim. CHP yaptı onu da. Tamam. İptal kararıyla SSK'nın yapısının değişimi önüne açtı. Benzer sloganları ve billboardları biz 2017'deki referandumda da gördük. Tamam. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin Türkiye'nin sonuçta 2010 referandumunun Türkiye'ye nereye getirdiği konusu muhtemelen ayrı bir tartışma konusu olur. Bütün bir gece yetmez. O benim fikrim, katılırsınız katılmazsınız. Türkiye'yi 15 Temmuz 2016'ya getiren sürecin ilk adımı 2010'daki referandum. Ben böyle bakıyorum. Son adımı. Ayrıca tartışılırdı ya da son adımı, evet. Neyse ama bir adımı. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi sürekli muhalefet şunu istiyor, muhalefet bunu istiyor, muhalefet seçim. Ya muhalefetin ağzından bir tane seçim lafı çıkmadan bütün ekranlarda her gece seçim Allah seçim, seçim Allah seçim diye başlıklar atılıp konuşmalar yapılıyor. Bir Halk Partisi Genel Başkanı en az 100 kere bu kulaklar duydu. Ben kaseti geri sararak söylüyorum. Tamam. Hiçbir şekilde, hiçbir muhalefet liderinden seçim talebi yoktu. Şu süreçte seçimi doğru bulmuyorum cümlelerini ettikleri dönemde bile peki, muhalefetin seçim istediği. Bakın gazeteciyim. Aha, sen de gazetecisin. Biz de hepimiz gördüğümüzü anlayabilecek. Ama ben de bir müsaade edin. Peki bir değişik bir yere geçelim. Seçimi doğru bulmuyorum dediği dönemde bile muhalefet liderlerinin şu süreçte seçimi doğru bulmuyorum, seçim doğru olmaz gibi laflar ettiğinde bile ya Türkiye bir seçim tartışmaya başladı. Şimdi sanki muhalefetin şiddetle bir seçim talebi varmış gibi. Bugün için söylemiyorum. Tamam, ilk tartışma başladı. 6 aydır tartışılıyor. Bütün ekranlarda. 6 aydır sürekli bir seçim tartışması. Anayasa meselesinde de. Ya bina yanıyor. Şimdi sahada olduğumuz için ben bazı şeylere sizlerden daha fazla vakıfım. Biz sürekli sahadayız. Bizzat insanların içindeyiz. Ben de öyle yaşıyorum. Yani o yaşamanın ötesinde okuyabilmek adına yapılan bir faaliyetten bahsediyorum. Eyvallah. Şimdi bir bina yanıyor. Bu binadaki yangını biraz önce Cemal Engiyurt da aynı şeyi söyledi. Bu binadaki yangını söndürelim de şu alevler bir bitsin de sonradan bir mimarla otururuz. O binayı yeniden inşa etmek üzerine konuşuruz. Genel olarak bana göre doğru olan şey bu. O alevler bir dinsin. Bir binanın bir yangının artıkları şunları bunları kırığı döküyor ortadan kalksın. Şimdi dünkü şeye hiç değinmeden orayı geçtin abi. Kuruluş anayasası. Şimdi bu iş başka bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Ben AK Parti'de mümkün değil. Kuruluşum değişti. Nereye gidiyor? Söylediğimde şaşıracaksınız. Ben bu anayasa tartışmalarının nihayetinde bir anayasa yapmak amacından öte. Arkadaşlar klimayı lütfen kapatmayalım. Çok anayasa yapmak çünkü çok sıcak oluyor. Açalım. Hiç kapalı kalmasın. Muhalefeti masaya çağırdık. Şimdi bir okuma yapıyorum. Böyledir ya da değildir. Bunu yaşarız ya da yaşamayız. Onu bilmiyorum. Bir okuma yapıyorum. Bu konuda fikrinizi de merak ederim. Evet. Muhalefeti de çağırdık. Ama masaya da gelmedi. Şimdi baştan kuruluş anayasası vesaire yok ilk 4 madde tartışılır mı vesaire gibi bir sürece girildiğinde bu ülkede muhalefetin bir kısmı hariç herkes doğal olarak karşı çıkacak. O masaya da oturmak istemez. Evet. Muhalefette masaya gelmedi. O zaman hodri meydan millete gidiyorum demenin yoluna taş mı döşeniyor bunu da bilmiyorum. Bak, bu da başka bir şey. Çünkü çok majör bir hataydı dün Cahit Bey'i yaptı. Demek ki halen milletten güven alabileceğini düşünüyorum. Müsaade varsa bana. Ya neyden gücün alabileceğini? Tabii. Dünya millete gidecek diye. Demek ki millete gitmekte korkacak bir şey yok ki. Millete gitmekte korkacak hiçbir şey yok. Murat abi bitirdiniz mi? Müsaade varsa abi. Hayır, benim söylediğimde bunu hatırlatacak ne var? Elbette millete gitmekten kim korkar? Sineği millete dönecek diyor. Hayır. Sineği millet demiyorum. Öyle anladık. Seçim anlam. Hayır ya. Ne dedik? Millete gidiyorum, sandığa gidiyorum anlamında. Sineği millet işte abi. Millete seçime mi başka gidiyor? Bir şey. Niye başka bir seçime şey mi gidiyor? Abdullah Gül'ü seçim. Ya Mahmut Övür ya dinle lütfen ya da abi ikimiz de aynı şeyi anlıyorsun. Ya dinle. Abdullah Gül seçilmediği zaman nereye gitti? 367 nasıl açıldı abi? Ya şunu söylüyorum. Buyurun. Seçime gitmek için bu anayasa tartışmasını benim fikrim vasıta yapıyor diyorsun. Benim okumam bu ki muhalefet bunu bahane edip excuse yaratıyor diyorsun. Neden? Okuma yapıyorum ya katılırsınız katılmazsınız. Neden? Türkiye'yi 2,5 yıl önce bambaşka bir sisteme geçiren bir iktidarın, bir siyasi yapının seçim erken seçimler olmayacak artık, koalisyonlar olmayacak ki koalisyonla yürüyor o ayrı bir tartışma konusu. Olmayacak artık, çok zenginleşeceğiz, çok uçacağız, çok katlanacağız vesaire gibi çok büyük iddialarla kurulan bir sistemden 2,5 yıl sonra bir iktidarın seçime ben gidiyorum ya da ben seçim istiyorum ya da hadi ben karar verdim diyemeyeceği kanaatindeyim. Peki. Benim fikrim bu. Peki. Burada da bir şeyi bahane edebileceği ihtimalini görüyorum. Çünkü okumam bu. Çünkü bugünün konusu hakikaten ya Allah aşkına bebek mamalarına alarmların takıldığı bir ülke oldu Türkiye. Evet. Bak bir tek başlı başına bu bile. Sadece bebek maması değil, krem alıyorsunuz, onda da var. Bu ülke batmaz. Evet. Vallahi batmaz. Bu ülke çok zengin. Ortasında batıyorduk. Bu ülke çok bitiyordu bu ülke. Bitireyim. Can güvenliği yoktu, mal güvenliği yoktu, batıyorduk. Şu anda ama şu o andan bahsediyorum. Hiçbirisi şimdi konuşmuyor. Bir bebek mamalarına alarm takılmasının ben çok önemli bir ekonomik ve sosyal birçok şeyde de ben var. Ben bugün aldım. Dolayısıyla ben batıyor demiyorum. Bu ülke çok zengin. Bu ülkenin kaynakları doğru kullanıldığı takdirde imkanı, gücü, zenginlikleri her şeyi var. Evet. Yeter ki doğru değerlendirilsin. Yeter ki doğru kullanılsın. Peki, yani şimdi Allah aşkına 52,1 milyar lira vatandaşımıza destek verdik diye... övünebilen bir iktidar anlayışı. 52,1 milyar olması lazım tabii ki. 52,1 milyar. Tamam Cem Bey. Daha Murat abi çünkü aldı sazı bırakmıyor. Daha 6 ay önce 116 milyar lirayı ödeyebilen bir iktidardı. Bir köprülere, otoyollara garanti ödeyen bir ülke 52 milyarla övünmemeli. Evet, dolayısıyla ben bunları daha acil görüyorum. Anladım. Anayasaya bakış şeyim bu. Zaten sizin ifade ettiği çekinceler, Cemal abi bizi bilir. Biz de onu biliriz. Herhalde hala hatta onun ifade ettiği, onun ifade ettiği hususlar, öncelikler bizim de önceliklerimiz. Edebi kelamla karşısında saygılarımızı arz ediyoruz. Şimdi teşekkür ederim. Dün ifade edilen hususlar AK Parti'nin hukukçu grup başkan vekili ile ilgili olarak ben yayından önce de bir temasta bulundum. Asla ve kat'a tarzı, kanaati veya muradı, saiki deriz biz hukuken, hiçbir şekil ve de surette ilk 4 madde değil, tevilde veya ifadesinde bir hata olabilir. Bunu ben kamuoyunun takdirlerine bırakırım. Buradaki ben ilk 4 madde diye algılamadım. Ben daha büyük şey. Ben devam ediyorum. Kuruluş, daha büyük bir kuruluşta denginde değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği aşama itibariyle buna bırakınız X parti, Y parti, kimsenin gücü yetmez. Cemal abi bizi bilir. Öncelikle biz karşısında dururuz. Ya bakın çok ihtiyacımız yok. Bakın kimsenin haddi değildir. Muhalefet söyledi. Talebi de değildir. Bakınız Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982. Dibacesi şöyle başlıyor Cemal abi. Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve Türk devletinin bölünmez bir türünü belirleyen iş bu anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı, onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. Madde 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Nokta. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı çerçevesinde Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, laik, demokratik bir hukuk devletidir. 3. Türkiye Devleti ülkesi milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı ben ekliyorum şehit kanlarıyla sulanmış Ay Yıldız Albayrak'tır. Marşı ben ekliyorum Akif'in bir daha yazdırmasın dediği milli marşımız İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır ve meşhur 4. madde. Bu ilk 3 maddeyi gaye yorum gereği değiştirmeyi teklif edemezsiniz. Bravo. Keza 66. madde var Cemal abi, biliyorsunuz. O zaman kuruluştan kastedilen neydi? Ben ifade edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Yani Türklük bir çatı, bir şemsiye kavramdır. İçinde Lazı, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Boşna, Pamağı herkes de kapsar. Dolayısıyla bunlarla bizim veya Türkiye Cumhuriyeti 83 milyon teşekkül eden herhangi bir kişinin, bir siyasinin veya hukukçunun bir tartışması, tenakkusu olamaz. Peki Murat ne? Kasıt ne? Şimdi ifade etti kıymetli Murat abi. Dedi ki ya bir anayasa var, hukukçuysan tahsis et. 3 referandum, 19 değişiklik, 98 madde değişmiş. Yamalı bohçaya dönmüş. Ne demiş Cumhurreisi? Yaptığı grup konuşmasında, ne kadar değiştirersek değiştirelim, anayasanın ruhuna derc edilen 80 ihtilalinden kaynaklanan, yani Bonaparte'ın ünlü sözüyle, süngülerle her şeyi yapabilirsiniz, tek bir şey yapamazsınız diyor. Üzerine oturamazsınız. Üzerine bir demokrasi inşa edemezsiniz. Bu vesayet izini silmek mümkün olmuyor diyor ve dönüyor Sayın Bahçeli'ye diyor ki ittifak ortağımız zaten sizin ifade ettiği gibi bize destek verirse. Devlet Bey de diyor, çıkıyor net bir biçimde, Türkiye Cumhuriyeti'nin STK'ları, muhalefeti, iktidarı, siyaseti, akademiyası, gazetecileri, çok kıymetli milletin mebusları, milletvekilleri, üniversiteleri ve hukukçuları. Ya oturalım hep beraber üzerinde uzlaşı teşekkül ettirebileceğimiz, yani bizim Fransızca tabirle kontrakte sosyal dediğimiz bir uzlaşma metnini, bir normatif temel hukuk metnini inşa edelim. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bu sizin yorumunuz mu? Şöyle. Bu da benim okumam. Peki, devam edeyim. Kuruluştan kastı şimdi kuruluş ifade bir edeyim. Kavram olduğu için bir şey kastedilen nedir tam olarak? Kıymetli hanımefendiciğim ifade edeyim. Şimdi burada ama kuruluşu anlamadım burada hani içimde oturmadı. Ben de okumalarım ve yayından önceki konuşmalarımla burada kuruluşu ifade etmek istiyorum. Burada kuruluş şu. Sayın Mustafa Şentop da ifade etti. Kendisi önemli bir hukuk profesörüdür. Biz kurucu meclisi hep yanlış anlarız. Zannederiz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir can harbi inşa etti emperyalizme karşı. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve kurucu meclis her zaman söyleriz bir anayasa yaptı. Bundan sonra yapılan anayasalar kurucu meclis eliyle yapılamaz diye düşünürüz. Oysa ki 80 ihtilalinden sonra 60 ihtilalinden sonra ki son derece demokratik bir anayasadır. Bakın ifade ediyorum 60 ihtilaline sonrasında vücuda gelen o anayasa Sıddık Sami Onar'ın izlerini taşıyan çok önemli bir anayasadır. Yine kurucu meclis eliyle yapılmış bir anayasadır. Bizde sivil anayasayı yapan mantık aslında kurucu meclis olmalıdır. Buradaki kuruluştan kastı da benim okumalarımla ifade ediyorum ve yeniden önce yaptığım görüşmeye istinaden asla ve hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden inşası değil. Ve fakat yeni 2017 referandumla gelinen süreçte Murat abi, kıymetli Cemal abi, yeni bir cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi içerisinde aksayan bir takım hususlar var ise bu da 80 ihtilalinden gelen süreç içerisinde YÖK'te olduğu gibi Boğaziçi eylemlerinde tartışıyoruz bakın. Bir vesayet makamının bulunduğu gibi çok önemli bir takım müesseselerin tekrar sivil ve demokratik bir hale getirilmesidir. Şimdi Ersan Şen'le bir yayında tartıştık. Ya 23 maddelik anayasam vardır salladı. TÜRKAT olarak biz çalıştık. Bizim de bir metnimiz var. Cemal abi diyor ki ya bir metin mi var? Cemal abi bizi bilir. Aslında bize düşen ne? Her birimizin kendi metinlerini oluşturup nihayetinde iktidarıyla muhalefeti. Bak kitabın ortasından konuşuyorum Murat abi. Bir uzlaşı metni üzerinde antak hale gelebilmek. Neden hatırlarsanız 63 maddede aslında hemfikir oldular. Değil mi? 63 maddedir. 63 madde artı 3 maddesi libacesiyle birlikte gelen. O kadar önemliydi ki bir heyecan duyduk ya bir şey geliyor. Ama ne oldu? Yine kendi nefsimizi öne koyduk. Çünkü daha biz bu salonlarda, bu meclislerde ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. Bana göre dediğimiz an yani o eneden ve nahnu'ya geçen ifade var ya biz ki. Orada biz kendi objektif hukuki yorumumuzdan naçizane sıyrılıyoruz abi. Ama biraz önce şeyi söyledin. Buyurun. Yani yeni sistemin zaten o yasal değişiklikler, yenilikler, evet. O uyum yasaları diye tabir edeceğimiz bunlar yapılmadığı için sistemde zaten bir çok sorun haklısınız. Var. Ama çok bunun haklısınız. Yanında, çok haklısınız. Bunun yanında şimdi biraz önce Mahmut Övür de oradan benzer bir şey söyledi. Hı. Ya muhalefetin zaten bu konuda bir önerisi var. Bu çok öneride haklısınız. Bulunuyor olmak bile sanki bir ihanetmiş gibi değerlendirilirse demokratik bir hukuk nereden doğacak? Ben bunu çok önemsiyorum. Kıymetli Bahadır Erdem. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Onun öyle bir önerisi var. Sayın Meral Akşener de aldı sağ koluna getirdi. Genel başkan yardımcısı yaptı. Çalışıyor bir metin üzerinde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli Genel Başkanımız Fethi Yıldız hukuk ekibi çalışıyor. AK Parti'de bir hukuk ekibi çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi muhakkak içerisinde bir ekip çalışıyor. Bize düşen ne? Bu metinler üzerinde ortak uzlaşıyı bulmak. Peki ne olur? Bakın not almışım buraya. Zaten asıl soru da uzlaşı bulunabilecek mi? Noktayı koyacağım net. Bakın not almışım buraya. Hazreti Ömer'in tabiriyle mülkün temeli olan adalet. O mülk ki devletin bizatihi kendisi. Hazreti Ali'nin tabiriyle devletin dini olan adalet. İbn-i Haldun'un tabiriyle şems-i mukaddes olan adalet diyor. Hep adalet. Göğün direği olan adalet diyor. Yusuf'a Sacip, Cemal abi Kutatku Biliğinde. Peki biz geliyoruz. Adalet ah o adalet. Çölde susuz dolaşıyoruz. Eyvallah. Diyojen'in o elindeki fenerle insanlığı arıyorum dediği noktaya geliyoruz. Bitiriyorum Cemal abi. Bitiriyorum abi. Bunlar hepimizin katılacağı sözler ama. 30 saniye. Ne güzel söylüyorsun. 30 saniye. Bitiriyorum. Yok bir dakika. Ellerinden öpüyorum bitiriyorum. Yalnız Diyojen bir kelamla bitiriyorum. Diyojen o kadar şey arıyorum. Söylemiyor, güzel söylemiyor bazı şeyleri. Eyvallah ben de onu söylüyorum bir hukukçu olarak. Yüreğim yanarak söylüyorum 100 senedir adaleti arayan hukukçular. Ve nihayetinde ne olur el cevap? Murat abi bakın. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 175. maddesi. Koymuş çoğunluğu. Minimum 360 vekili önüme getir diyor. Aynı maddenin referandumlarındaki çoğunluğu 400 vekili önüme getirin diyor. Mümkün mü? Cemal abi meclistesiniz. Hayır, mümkün mü? 360'a 400. Yani 400. Abi referandum için 360. Abi referandumsuz çıkarmak. Meclise 400. getirmek için 400. Hayır, meclise getirmek için tek 200. Çıkması için. Ya ifade edeyim ama 175. Madde açık. En az 3'te 1'i tarafından yazılı teklif edilebilir. 600/3 200. Evet. 300 5'te 3'ünün gizli oyuyla mümkündür. 360 vekil. Yani referandum şartı. 400 referandum varsa referandumsuz. Ama evet. Cumhurreisi de ifade etti. Diyor ki her halükarda sineği millete gidilir. Şimdi burada hadise ne? Sözün özü ez cümle. Yapamazsınız nokta. Eğer ben haksız çıkarsam Cemal abi bizi bilir. Ben çıkıp bütün Türkiye'deki televizyonların önünde... Neyi yapamazsınız? Kaçırdım orayı. Anayasayı. Çıkıp herkesten özür dileyeceğim. Çünkü diyeceğim ki ya ben ne kadar gözü kör bir hukukçuymuşum ki iktidarıyla muhalefetiyle herkesin çok iyi niyetli olduğu. Bak kitabın ortasından konuşuyorum. Umurumda değil. Kızan kızsın bana. Bizim cenahada, bizim mahallede söylüyorum. O kadar iyi niyetliymişiz ki ya biz bu anayasayı yapamazsınız abi. Çünkü neden? Bitiriyorum. Ya bana her niye birimiz... itiraz ettiniz? Ben de zaten hayır, böyle bir dert bile yok. Murat abiciğim bitiriyorum. 30 saniye. Diyor. Hepimiz evet. iktidara söylüyorum. Tamam eyvallah. Hepimiz kendi zaviyemizden bakıyoruz Cemal abi. Ve hepimiz aynı pencereleri görüyoruz. Yani diyor ya Nazım ya bir orman bir ağaç yoksa bir ağaç mı bir orman mı? Hangisine baktığımıza bağlı. Maalesef maalesef Mahmut abi biz bunları çok konuşuruz. Ama günün sonunda anayasayı hiçbir şekilde değiştiremeyiz. Nokta. Uzlaşı sağlanmayacağım. İmkansız. Yani. Aytun Çelik bu konuda konuşmalı. Ben ona da söz evet. vermek istiyorum. Sonra evet. da Cemal Bey'e geleceğim. Şimdi 2017 yılında Ağustos'un başlarıydı. Ayhan Ogan'ın bir açıklaması var. Türkiye'de bir yeni devletten bahsetti Sayın Ogan o zaman. Yeni bir devlet kurduk dedi. Aslında bu bugünün Cahit Özkan'ın açıklamasının temeli orada. Ki yeni bir dünya kuruldu Türkiye'de. Aslında Türkiye başka bir şeyde galakside ve yeni bir dünya kuruldu. Nasıl referandumda her şey değişti. Türkiye bambaşka bir yere gitti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Her şey değişecek. Tamam her şey değişsin. 12 Eylül Anayasası biraz önce de söylenildi. 19 kez değişti. Değişmeyen maddeleri yani 100 o kadar çok ki evet. değişen maddeleri 87, 93, 95, 99 kere 2 kere 2001, 2002, 2004, 2005 yani değişmeyen maddesi yok. Aynen öyle. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi gökü kaldıracak mı örneğin? Kaldırmak kafalarında zorunda şey eğer iyi niyetliyse. Evet, hayır. Çok haklısın. Doğru söylüyorsun evet. Gökü kaldırsaydı bugüne kadar 20 yıl içinde Boğaziçi sorunu yaşamayacak. 2002 seçiminde mesela üniversiteler biriydi. 2002 ben yazdım beyannameleri var. Seçim beyannamesi. Bütün beyannamelerde var doğru. ayrıca. Bütün beyanname. Doğru. Şimdi buradaki sorun şu. Da vardı sadece evet, doğru. Şimdi doğru. sorun şu. Biz yeni bir devlet kurduk. Yeni bir başkan var. Bunun yeni bir anayasası olmalıdır ha. Gelecek kaygısı taşıyan birileri olacak elbet. Sayın Cahit Özkan'ın açıklamaları da bu kaygıyı körüklüyor. Hani şimdi şu cümleyi siz kurduğunuz zaman Cahit Özkan'ın şeyinde bilim 4 aşamalı diyor ama esas maddesi şu. Yeniden kuruluş anayasası. Türkiye'de son 3 yıldır bütün dizilerin adı kuruluş, Osman kuruluş, diriliş vesaire zaten. Tamam mı? Her şey yeniden yapılıyor bu ülkede. Ama adı konulmayan biri var. İlk 4 maddeyi ben zaten bu konu değil. Ya ilk 4 maddeyi değiştirmek isteyen Ali Babacan ve ekibiymiş zaten. Kendileri açıkladılar bunu Deva Partisi olarak. Hani iklim değişirse dedi. İklim değişirse dedi Ali Babacan. Alenen deklare etti. Hayır şunu söyledi. Sayın Nevşin Mengü'ye karşı alenen deklare söyledi bunu. İklim değişirse bizim kulaklarımız tartışılır dedi. Tartışılabilir. 4 madde tartışabilir. Bunu değiştiririz ayrı bir şey tartışılabilir. Ya şimdi şöyle bir şey. Tartışılabilir ne demek Bahar Hanım? Şimdi bakın. Neyi tartışıyorsun sen kimsin? İlk 4 maddeyi Türkiye'de değiştirmek isteyen yapılar bellidir. Kafalar bellidir zaten. Bir siyasal İslam. 2 ayrılıkçı bir takım hareketler. Hayır bu siyasal İslam içinde, demeyelim. Cumhuriyetle sorunu olanlar. Siyasal İslam demeyelim. Cumhuriyetle sorunu var siyasal hayır, İslam. Hayır yapmayın şimdi canım bakın, olur mu böyle bir şey? İslam'ın milli hassasiyeti. Atatürk'le sorunu var. Atatürk'le sorunu olan herkese sorun olur. Bakın tamam. siyasal İslam ya, demeyin. Pardon. Cumhuriyetle sorunu olanlar. Yani, lütfen. İslamcı bak siyasal İslam diyorum estağfurullah ben siyasal kabul İslam etmiyorum dedim. O terminoloji. Şimdi bu cümleyi kurduğunuz zaman yeni devlet tartışmasından, yeniden kuruluş tartışmasına girdiğiniz an insanlar evet diyecekler. Neyi kuruyorsun ya? Kurulmuş bir devlet var ortada ve bu devlet yürüyor. Şimdi Sayın Engin Yurt'un biraz önce dediği Sayın Mahmut Övür'ün ya millet aç cümlesi ama esas konular da var kardeşim anayasada yapılacak vesaire. Allah Allah. İlk önce çözeceğin konu Murat İden'in dediği gibi sen 2021 bütçeden okuyorum. Bütçe kitabından. 2001 yılının faiz ödediğin rakam 180 milyar lira. Milletten topladığın vergi rakamı 220 milyar lira. Yani bu milletten aldığın parayı faize borç ödüyorsun. Sen ilk önce bunu düzelt birinci olarak. 2. 26 milyon icra dosyası var bu ülkede. 13 milyon aile karşılıklı davacı, 26 milyon insan. Toplamda çarptığı zaman 80 milyona geliyor. İş aramaktan umudunu kesmişlerin sayısı işsizlerden fazla. Daha fazla. Şimdi esas konudan biz bugün geldik yine bir anayasa tartışması. Ya ne anayasası ya? Ortada her şey, 4 madde var arkasından. Ya bir hukuk reformu, ekonomi reformu. Biz bunları hani beklerken toplumda bir anda %57 ekonomiyi Tayyip Erdoğan düzeltir diyor. Nereden? Bilmiyorum onu ben. Hangi anketler? Has Üniversitesi anketinde. Hangisi? Has Üniversitesi. Ya güzel. Çok anket var. Ona bakarsanız Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden de çok farklı düşünen işte anketler çıkıyor, metropol anketleri. Hayır hayır. Ya Muharrem İnce'nin açıklaması vesaire. Bakın o siyaset. Bakın siyaset yapıyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. Bir kere anayasa hayatın içinden doğar, pratikten doğar. Yani sizin anayasa siyasetin içinden doğar. O pratiğin içinden doğar. Bu pratik nedir? Bir, ben bu son 20 yıllık ve özellikle son 3-4 yıllık pratikte baktığım zaman çok ciddi bir adaletsizlik var. Buradan bu kadar adaletsizliğin içinden nasıl bir anayasa çıkacak? Kim ya zaten İYİ Parti, CHP, Millet İttifakı zaten kendi sistemini savunuyor. Ayda kendi, olur, Mars'ta olur. Yeryüzünde zor o iş. Hayır yani yeniden olur, uzaya Mars'ta çıktığımızda olacak zaten bu. Ama şu var. Uzaya da çıkmıyor. Aç. Millet aç, uzaya da çıkmayalım. Gerek yok ya. Canım, ne gerek var? Sanki ya, yarın sabah deniz kalkıyor da uzaya çıkacağız gibi söylüyorsun. Yani uzaya çıkmayı ilk teklifini veren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya. Uzay çalışması kurulmasını. Tabii ki uzay olmalı. İlk uzay ajansı kurulması önergesini verenin kim olduğunu biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. CHP'li Gülay... Olabilir, ne güzel. Onun adam karşı niye çıksınlar ki insanlar? Siz o zaman karşı çıktınız. Zonguldak'ta mini uydu yapıldığını biliyor musunuz? Bülent Ecevit'in ne alaka şimdi? Bu sorduğun soruya bak. Hayır bak hocam, uzayda bakın bakın öyle bir şey değil. Bir dakika ben bitireyim bir dakika. CHP'liler çok iyi biliyor. Hayır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir şey olur mu ya? Uzayla ilgili o öneriyi verdiklerinde gazeteler, iktidara yakın gazetelerin hepsi şaka, herhalde Kılıçdaroğlu şaka yapıyordu Star Wars diye elbise giydirdiler o robot elbiselerini vesaire. Yapmayın ya, bunu iktidara yakın gazeteler çıkartayım mı? Fotoğrafları var. Bak hocam, manşet. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Uzay konusu tartışma değil. Ben şu espriyle yaptığınız için. Şimdi siz Türkiye'de esas olarak 26 milyon icra dosyasını, ortada 13 milyon aile bir tarafta, 13 milyon aile bir tarafta. Toplamında yani evin içine girmemiş bir icralık aile yok. Siz bunları düzeltmeyeceksiniz ve arkasından diyeceksiniz ki bizim yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Yeni mi? Yani şimdi 18 yıllık pratikte 2002'den sonra evet değişmesi gereken çok değişmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde de 26 Aralık 2002 süreciyle başlayan 8. dönem 8, 9, 10, 11, 12, 17'ye kadar 18'e kadar değişiklik yapılmış zaten. Artı da 12 Eylül 2010 gibi Fethullahçı darbe girişiminin önünü açan bir anayasa getirilmiş bu ülkede. Yani şimdi bu süreçler yaşanmışken, halkın ihtiyacı bambaşkayken yeniden kuruluş dediğin an bu millet şunu anlar. Ya Atatürk'ten mi vazgeçiliyor? Mustafa Kemal Atatürk'le mi hesaplaşılacak? Mümkün değil. Böyle şimdi hayır, bu halkın böyle bir algısı var. Kimsenin bu bir gerçek. Hayır, sizin şimdi burada bir algınız da halkın yok efendim. Halkın yok. Sizin var. Bu aydın sınıfının var. Ben halkın içindeyim. Bu aydın sınıfının var. Bak, ben aydın değilim. Allah Türkiye'deki ya, aydın sınıfının böyle bir algısı var. Bunun üzerinden, laiklik üzerinden kendilerini tarif ediyor. O yüzden laiklik diye ben devrimciliği savunuyorum. CHP laiklikten önce. Geçemiyor. 25'i geçemiyor. Yapma Aytun, sen bari yapma bunu ya. Yani ben devrimciliği savunuyorum. Laiklikten önce devrimciliği savunuyorum. Türkiye Cumhuriyet'le hesaplaşacak. Peki 21 Anayasası. Adalet Bakanı dedi ki eyvallah. 21 Anayasası dedi. Doğru. 24 Anayasası'nın arkasından. Doğru. Sizin Ayasofya imamına cevabınız oldu mu hiç köşenizde? Olmadı. Bu oyunu kalma. Niye olmuyor? Buradan olabilir. Neden olmuyor? Buradan vereyim. Efendim? Buradan cevap vereyim. O cümleyi kabul ediyor musunuz? O hocaya bu düşün. O hocanın bu işlerle alakası yok. Haddi yok. Evet. Bir, iki. Bravo. İki. Münferit kendi başına söylediği bir şey olarak. Hoca devlet memurudur bir defa. Yani şunu görelim. Diyanet İşleri bünyesinde çalışan bir memur. Memur. Buradan bunu kalkıp söylemesine, toplumu sabote etmesine, süreci sabote etmesinin hiçbir anlamı yoktu. Hiçbir kazancı da yoktu. Bak şöyle bir şey olabilirse bir siyasi akıl çıkar bunu söyler. Hah, eyvallah. Hiç itirazım yok. Yani adam der ki her şeyi tartışacak. Tamam der. Evet. Ama toplum ne kadar ilgi gösterir o ayrı sorun. Doğru. Şimdi Aytuncuğum, buradan siyaset değiştirilmez. Bakın bizim problemimiz demin söyledim. Buyurun. Biz bu tartışmaları yaparken sonuca ulaştırmak zorundayız. Neye tartışıyoruz? Bak deminden beri söylediğiniz şey şu. Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle AK Parti kavga ediyor algısı yaratmaya çalışıyoruz. AK Parti sentez yapmaya çalışıyor. Ne sentezi biliyor musun? Benim de böyle bir iddiam olmadı. Öyle bir şey bizim yerimize yazıp bizim yerimize bozma Mahmut Öğür. Ya biz öyle şey de öyle bir tartışma nereden çıkıyor? Kurucu değerler nereden bilmiyorum çıkıyor? İşte niye tartışıyorsunuz? Bak, şimdi, aynada kendinizle tartışacak gibisiniz zaten. Yani şöyle değil. Böyle bir şey söylenmedi. Bak bir dakika. Cahit Özkan dahi kim olursa olsun söylenen şey aslında şudur. Yani yeni ben onu farklı okudum ama yani senin ben adam açıkladı geri adım atmış zaten. Neyse ama ben farklı okuduğumu söyledim. Bak, farklı okudum. Ben şunu söylüyorum. Bakın Türkiye'nin 2011'de ben bunu yazdım. AK Parti orada başkaları işte laikliğin odağı olacak diye bakarken şeriatçı falan derken İslam derken ben şunu yazdım. AK Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın kafasında şu var. Türkiye'de dengesi bozulan toplumların belli kesimlerin dışlayan bir yapıyı normalleştirmek. Hikaye bu. Türkiye bunu yapmak zorunda. Bak bugün türban meselesi, başörtüsü meselesi birkaç meclis dışında tartışılıyor mu? Aşıldı. Bunu kim halletti? Kazanımdır. Aşıldı. Kazanımdır. Kim halletti? Bak mesele şu. Türkiye bunu aşmak zorunda. Şimdi tamam, bu ama bak deminki söylediği şeyde bunun bilgisi yok. 10 yıl önce var. Nereden var? Bak 10 yıl önce, 11 yıl önce bu başörtüsü meselesini bizzat CHP 411 el kaosa kalkıyor diye Hürriyet manşet yaptı. Ya toplumların dinamiği diye de bir şey var. Gelişir toplumlar. 1700'lerdeki de değiliz. 1800'de değiliz. 1900'lerdeki de değiliz. Bak şunu aşmak zorunda dediğiniz Türkiye şey şunu aşmak zorunda. Bu kutuplaşmadan beslenen laiklik, anti laiklik üzerinden Türkiye bir yere sürüklendi. Bunu aşmamız gerekiyor. Bak, bunu nasıl aşacaksın biliyor musun? Ötekini bu ülkede dindar olanları küçümseyen bir aklın değişmesi gerekiyor. Şimdi geldik bir noktaya. Hala orada bu. Burada bir söz istiyorum. Ama hakikaten ihtiyacım var ama. Türkiye'de öyle bir sorun yok. Burada bir söz istiyorum. Türkiye'de ötekileştirilen Kemalistler. Burada bir söz yapmayın ya artık. Kemal abi bağırıyor oldular. Burada bir söz istiyorum. Cemal abi 30 saniye hakkını helal et. 30 saniye sadece Murat Bey konuşacak. Ondan sonra direkt siz lütfen anlatın. 30 saniye. Şimdi bu sözünü ettiğin şey evet o ötekileştirmek vesaire falan. Ya ülkede muhalefet milli, manevi, işte uhrevi, dini değerlerden söz ettiğinde sen bu işlerden ne anlarsın diyen iktidar. Ötekileştiren, bu konulara sokmayan bile iktidar. Onun dışında muhalefeti sürekli dinsiz, imansız bir siyasi güçmüş, bir hareketmiş gibi meydan meydan anlatan, her konuşmada böyle laflar atan iktidar. Ve ondan sonra da bu kutuplaşmanın sebebi muhalefet. Ya gözünü seveyim 3-5 tane meczup diye koydun adını. Hakikaten o 3-5 meczup da bu kadar da iktidarın ekmeğine yağ sürmez ki. Bunu yapan Cumhurbaşkanı dahil AK Partililer ya. Ya iki tane ya yanında konu mankeni dendi bu ülkede. Muhalefet liderinin ile birlikte siyaset yapan genç bir kadına başörtülü diye. Biz bu noktaya ne zaman geldik de bir de üstüne kalkıp da muhalefet sanki böyle bir kutuplaşma yaratıyormuş gibi. Ya bir tek konuşmada... Tek bir konuşmada Allah rızası için şu ülkenin Cumhurbaşkanı bir taraf olmadan, bir tarafa sürekli hakaret etmeden, bir tarafı yuhlatmadan, bir tarafı itham etmeden bir tek gün Cumhurbaşkanı dinliyor olsaydı zaten bunları söylemezdi. Bak diyorum ki Cumhurbaşkanı. Cemal Bey'e gelelim mi? Ondan sonra devam edelim. Şemsiye ya. Allah rızası için. Ve üstelik üstüne bir de muhalefet bu kutuplaşmayı yaratıyor. El insaf kesinlikle. Ya. Hakikaten el insaf. Bir cümlede ben ekleyeceğim Cemal Bey. Bir cümle ekliyorum. Ebu Bekir Sifil'e takipsizlik kararı verildi. Yılmaz Özdil ile Cüneyt Akman'ın cenazesi o camilere alınmasın vesaire, onların namazı kılınmasın diyen kişiye hiçbir şekilde takipsizlik kararı verildi. Fikir özgürlüğü ve ifade özgürlüğü denilen bir ülkede yaşıyoruz. Ve biz hala kutuplaşmayı muhalefet yaptı. Siz aydınlar yaptığınıza geliyor. Allah aşkınıza ya. Peki barış için akademisyenler bildirisine. Peki arkadaşlar. Ben de karşılarım. Anayasa Mahkemesi freedom of speech dediğinde ne düşünüyorsunuz? Cem Bey bir saniye. Şimdi Cemal Bey bir dakika Cemal Bey'e söz vereceğiz diye söylüyoruz. Cemal Bey buradaki tartışmaları zaten dinliyorsunuz. Cevabınızı vereceksiniz muhakkak ama ben sizin bu anayasa tartışmalarının zamanlamasına ilişkin de ne söyleyeceğinizi merak ediyorum. Neden şimdiye ilişkin? Çok değişmiş ya. Önce şunu söyleyeyim. Kıymetli Cumhurbaşkanımız, değerli Cumhurbaşkanımız, toplumu ayrıştırmayan Cumhurbaşkanımız, ötekileştirmeyen, kimseye hakaret etmeyen muhterem Cumhurbaşkanımız bu mevcut anayasasının neyine uydu da yeni anayasanın neyine uyacak ki? Yani mevcut anayasayı tanımıyorsun zaten. Şimdi Cem Kaya ben hukukçuyum neresi diyecek de neleri var neleri söylenecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hakaretten, bak bakalım güvenliksiz çıkabiliyor mu sokağa demekten. Bana mı dediniz abi? Kes bakalım demekten. Yok, bir saniye Cemciğim. Hayır abi, siz beni bilirsiniz abi. Direkt bana hitap ettiniz, biz de sizi biliriz. Anayasa Mahkemesi kararları bu ülkede tanınmadı. Mahkemeler uyulmadı. Dolayısıyla eskisinin neyine uyduk ki yenisinde ne keramet göreceğiz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Övür'de, Sayın Cem Kaya'da diyor ki kimseye hakaret etmiyor. Kabul ediyoruz. Bütün hakaretleri biz kendi kendimize ediyoruz. Bütün suçlu Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu. Biz çünkü o kadar üslupsuz ve hadsiz genel başkanlara sahibiz ki her önüne gelen hakareti bunlar ediyorlar. Namussuz diyen, şerefsiz diyen, haysiyetsiz diyen, PKK'lı bunlar diyen, bunlar şudur diyen. Bu dört lider, Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir hakareti söz konusu bile olamaz. Ona toz bile kondurtmayız. Ama anayasa tartışmaları ile ilgili ne diyoruz? Şu an Tokat'ta besici haciz şoku yaşıyor. Ziraat Bankası inekleri satışa çıkarttı, ahırları satışa çıkarttı, traktörleri, tarlaları satışa çıkarttı. Sayın Aytunç Bey'in de dediği gibi 26 milyon icralık dosya var. Şu an orman muhafaza memurları korona döneminde rotasyona tabi tutulmuş, sağa sola gönderiliyor. İnfaz koruma memurları 45 gün boyunca hapishane hayatı yaşıyor. Emniyet hizmet sınıfına alınalım diyor, alınmıyor. 3600 bekleyenler var. Herkes söz vermiş, yerine getirilmiyor. 5 milyon emeklilikte yaşa takılan var. Herkes söz vermiş, sözler yerine getirilmiyor. Servis esnafı perişan, kahveci perişan, restoran perişan. Biz böylesi bir ortamda nur topu gibi anayasa tartışması yapacağız ki Sayın Övür'ün de dediği gibi tamam efendim açtık ama anayasa da çok önemli. Çok önemli tabii canım. Şu an millet anayasa değiştiği an zaten tıpkı 24 Haziran'da benim de savunduğum gibi başkanlık sistemi gelecek. Ülke güllük gülistanlık olacağımız dediğimiz gibi Allah nasip ederse anayasayı da gerçekleştirdiğimiz, çıkarttığımız zaman ülkede fakirlik bitecek, döviz düşecek, euro düşecek, altın düşecek, borsa yükselecek, faizler çok yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi faizler %1'e inecek, gıdadaki %8 KDV sıfıra inecek. Milli Piyango'dan KDV almayanlar Allah nasip ederse asgari ücretten de KDV almayacaklar. Ülke kalkınacak. Bunu mu demek istiyorsunuz? Bu milletin aklıyla mı oynuyoruz? Bu milletle dalga mı geçiyoruz? Daha yeni bir hafta içerisinde arkadaşlar 2 aile intihar etti. Çocuğunu abisine, ablasına bırakıp intihar etti açlıktan. İnsanlar her gün benim WhatsApp'ıma 2 çuval kömür istiyor bugün, 2 çuval kömür. Yok diyor, evde donuyoruz çocuklarla diyor. Efendim bunlar doğru ama ülkede pandemi var, ekonomik kriz dünyanın her yerinde var. O zaman soruyorum, Nurettin Canikli 8,5 milyar dolar yani 50 katrilyon parayı Güney Afrika'da fakirlere dağıttık diye övünüyor. Afrika'daki fakire gelince 50 milyar dağıtılıyor da Türkiye'deki fakire dağıtılmıyor mu? Esnafa verilmiyor mu? Virgin Adaları'nda Ziraat Bankası 1,6 milyar dolar krediyi batak kredi olarak ifadelendiriyor. 15 katrilyon ediyor. Bu paralar vatandaşa dağıtılamıyor muydu? Ülkenin gücü yok muydu? Var. Hamdolsun Allah'a, Türkiye büyük ülke. Sağlık sisteminde her zaman takdir ediyorum. Dünyanın sağlıkta en başarılı ülkesi. Hatasıyla, sevabıyla koronada dünyada en başarılı ülke. Öyleyse niye ekonomide insanlarımızı aç ve sefil bıraktık? Niye bunu tartışmıyoruz? Tartışmamalıyız. Anayasayı tartışmalıyız. Anayasayı konuşmalıyız. Hatta anayasa öyle bir anayasa olmalı ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi olmalı. Aksi olmamalı. Şimdi Cem kardeşim diyor ki benim anayasa çalışmam var. CHP'nin de var. Şunun da var. Bunun da var. Tamam da bize soran kim? Ben 2,5 yıldır meclisteyim. Daha bir tane kanunun AK Parti milletvekilleri tarafından MHP milletvekili tarafından hazırlanan kanun olup da oylandığını görmedim. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olan MHP ve onun temsilcileri şu an bu ekrana bağlansınlar. 100'ün üzerinde kanun teklifi verdik. Bir tanesi kabul edildilerse özür dileyeceğim. Haddimi aştım diyeceğim. Yani MHP'nin bile hazırladığı kanun teklifleri mecliste kabul edilmemişken, görüşülmemişken Sayın Cem Kaya kardeşim hangi anayasa değişikliği ve hangi anayasa maddelerini biz hazırlayacağız da Sayın Cumhurbaşkanı kabul edecek? Sayın Cumhurbaşkanımızın özelliği şu. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki ne CHP, ne Demokrat Parti, ne İYİ Parti, ne Saadet Partisi. Bunlarda akıllı, zeki, bilgili, hukukçu yok. Ne varsa hepsi benim külliyede. Hepsi benim danışmanlarım arasında. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi hukukçuları, en iyi ekonomistleri bende. Öyleyse bırakın bu anayasayı ben hazırlayayım, siz de uyun. Ha, uymazsanız da siz bilirsiniz. Burada Murat İde'ye katılıyorum. Burada bir oyun var, bir tezgah var. Bakın efendim, ben anayasayı değiştirmek istedim, değiştirmediler. Mahmut Övür öyle iddialı bir söz söyledi ki, efendim erken seçim olmaz. Cem Kaya dedi ki erken seçim olmaz. Ben Murat İde'ye tekrar söylüyorum, katılıyorum. Bu anayasa değişikliği gerçekleşmeyecek ve Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki, gördünüz ey milletim, bakın ey milletim, yüce Türk milleti, bunlar anayasayı bile değiştirmediler, buradan kaçtılar, göçtüler, gittiler. Bana 400 verin, Cumhur İttifakı'na 400 verin, ben yeni dönemde anayasayı değiştireyim, onun için seçime gidiyorum derse şaşmayın. Peki. Şaşırmayalım, çünkü olacak olan oyun budur. Tarihte 7 seçime? Kasım'dır. Ben Sayın Akşener gibi Haziran demiyorum, yetişmez. 7 Kasım'da hükümet erken seçime gitme kararı alırsa hiç şaşmayın. Tamam. Şimdi bunu ben söylerken lütfen oradaki iki arkadaştan rica ediyorum. AK Parti'yi savunarak bana cevap vermeye kalkmasınlar. Objektif cevap verin. Ben AK Parti'nin en üst düzey bir yetkilisine sordum. Bu televizyona çıkan gazeteciler sizin adınıza mı çıkıyor? Sizin isminize mi konuşuyor? Hayır, bu hukukçular, bu programa katılanlar sizin adınıza mı katılıyor? Hayır. Hiçbir doğru şekilde partimizi temsil etmiyorlar, edemezler dedi. Dolayısıyla sadece vicdani görüşte bulunsunlar. Tamam. Sadece insani görüşte ve hakkaniyet içerisinde hareket etsinler. Cevap verelim yani abi. Biz burada Cumhurbaşkanlığı düşmanlığı yapmıyoruz. Şimdi kim? Birileri ısrarla diyor ki Cemal abi evet, kim iddia ediyor onu? Düşmanı. Bunlar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanı. Hayır. Ben ve Demokrat Parti Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değiliz. Biz sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıldır yönettiği bu ülkede artık vereceği bir şey olmadığını gördük. 2,5 yıldır parlamentoda destek vermeme rağmen TBMM'de bütçe hakkının olmayışını gördüm. Genç soru hakkının olmayışı, önerge verip önergelere cevap verilmeyişi, soru sorulup sorulara cevap verilmeyişi, bakanların milletvekillerini adam yerine koyup telefonlara çıkma işini, devlet dairelerindeki genel müdürlerin, milletvekillerin telefonlarına çıkma işini, hele muhalefet milletvekiliyseniz özel kalemlerinin bile telefonlarına bakma işi karşısında ben diyorum ki bu iktidar ömrünü tamamlamıştır. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Demokrat Partili bir Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için mücadele ediyorum. 81 vilayeti gezeceğim. 60 milyon seçmenden oy isteyeceğim ve Demokrat Parti'yi iktidara getireceğim. Peki diyorum. Cemal Bey, hiçbir şeye düşmanlık değildir. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Cemal Bey, peki ben aslında kısa bir araya, reklam arasına gitmem gerekiyor. Aradan sonra. Fakat tabii şunu da merak ediyorum. 7 Kasım tarihini siz neye istinaden verdiniz Cemal Bey? Vallahi bir tarihi 3 Kasım diye böyle ifade edilmişti. Şu anki ruh halimle birdenbire 7 Kasım. Cemal abi sen bizi güldürdün. Allah'tan seni güldürdün. Müsaade var mı cevap verelim ruh haliyle? Yayından aradan sonra mı cevap verelim Cemal abi? Aradan sonra çok kısa bir ara vereceğiz. Abi çok doldum. Zaten ruh haliyle de Demokrat Parti iktidara taşıyacak. O da güzel yani. Cemal abi ya. Karşı Mahalle devam ediyor. En son Cemal Enginyurt'un ruh haline göre verdiği seçim tarihinin ardından stüdyoda biraz böyle neşelendik sağ olsun evet. Cemal Bey. Şimdi Cem Bey cevap vermek istiyor. Ben Cemal abi evet. O bizi bilir, biz de onu biliriz. Çok kıymetli, çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir vekilimiz, abimiz ve her zaman içinde... Cem yalnız bak... Cem dikkat et. Öyle. Her an stüdyoya gelebilirim. Abi biz baş göz üstüne diyoruz. Burada bekliyoruz abi sizi. Ben de şimdiki ruh halimle size... Cemal Bey yakın mısınız? Bekliyoruz. Yok Ordu'dayım. Eyvallah abi. Selamlar hepinize. Eyvallah abi. Şimdi siz bizim gönlümüzü, ruhumuzu okşadınız. Sizin hepinize fındık yollayacağım bu arada. Konuklarınıza ilk konuk olduğu için bu program ilk olduğu için eyvallah. Hepinize Ordu fındığı yollayacağım. Şahane vallahi bayıla bayıla yeriz. Buradan da abi İstanbul'dan, stüdyodan Ordu'ya vatandaşlarımıza selam ediyoruz zatenizin şehrine. Hakikaten de Ordu'nun her zaman nabzını tutan, vatandaşın, esnafın nabzını tutan bir büyüğü müsünüz? Şimdiki ruh halimde ben de zateninize cevap vereceğim bir kardeşiniz olarak. Çok haklısınız. Hiçbir şekil ve de surette bu ekranlara çıkıp AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi veya herhangi bir siyasi yapıyı savunmak adına kelam etmedik. Dolayısıyla zateninize kim söylemişse bizi temsilen çıkmıyorlar diye pek doğru söylemiş. Bir diğer abi, Tokat'taki besicinin, not aldım, İcraya intikal eden avukatım, oradaki milyonlarca vatandaşımızın sorunlarının, restoran, lokanta esnafının, garsonlarımızın, aşçıların, vatandaşın, ez cümle pazarcının ve bu stüdyodaki kameraman kardeşlerimden başlayarak tüm 83 milyonun sorunları bizim sorunlarımız. Çok haklısınız. Türk Başkan Yardımcısı olarak mı? Abi avukat kardeşiniz olarak. Kardeşiniz olarak. Ben not aldım buraya Cemal abi. Sayın Cem Kaya kardeşim dediniz. Hayır, sevgili kardeşiniz olarak ifade ediyorum. Çünkü siz bizim büyüğümüzsünüz. Bizim abimizsiniz, bizi tanırsınız. Bu sorunlar. Bu arada Mahmut Övür de sevgili bir abimizdir. Onu da söyleyeyim yani. Eyvallah. Karşı gibi gözüksek de Aytunç Bey'i de severim. Devrimci de olsa. Ama beni ayrı seversiniz abi. Eyvallah. Şimdi ben de Aytunç Bey'i de enişten devrimci duygularımla selamlıyorum. Eyvallah abi. Yani. Ben de yine devam edeyim şimdiki ruh halimle. Murat de sen de alınma. Seni de seviyorum. Sen bilirsin yani. Şimdi çok güzel bir kelam ettiniz. Cemal abi, vicdani ve insani görüşünüz olarak söylediniz. Biz 2017'den beri haddimiz olmadan çıkıyoruz bu kanallara. 500'ün üzerinde yayın yaptık ve her zaman vicdanla, edebi kelamla ve objektif açıdan, olabildiğince objektif açıdan Türkiye'de bir insan ne kadar ideolojisinden, mefküresinden ayrı, muazi bir şekilde konuşabilirse o cepheden konuşmaya çalıştık. Sorunlarını hepsi tespit ettiğimiz sorunlar bizim sorunlarımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki içinde bulunduğu süreç içerisinde anayasadan daha evvel, daha takdimen öncelikli sorunları var mı? Eyvallah var, sonuna kadar haklısınız. Ve fakat sivil bir anayasa bir ihtiyaç mı? O da bir ihtiyaç. Bunu Sayın Lider Devlet Bahçeli de söylüyor. Bunu Riyaseti Cumhurmakamının tepesindeki Cumhurbaşkanımız da söylüyor. O da sizin de her zaman ifade ettiğiniz gibi 83 milyonun Cumhurbaşkanı supravalör bir kavram. Ve fakat biz hiçbir zaman çıktığımız hiçbir yayında körü körüne kimseyi savunmadık abi. Gördüğümüz sorunları görmezden gelmedik. Çoğu zaman kendi mahallemizden dayak yemek pahasına çıktık. Demirtaş'taki süreçte kendi görüşümüzü serdettik. Çıktık Berberoğlu'ndaki süreçte kendi görüşümüzü serdettik. Çıktık çoğu hukuki tartışmada YÖK Kanunu'nun 13. maddesi dahil Melih Bulun atanmasında biz bunun yasaya uygun ve fakat meşru anlamda, maşeri vicdan anlamında doğru olmadığını, Cumhurbaşkanımızın iradesinin bu şekilde tezahür etmemesi gerektiğini söyledik. Şimdi tüm bunları söyleyen, sizin de çok yakından tanıdığınız bir kardeşiniz olarak diyorum ki söylediğiniz çoğu şeyde haklısınız. Ben de öncelikli ivedi bir anayasa istemiyorum. Ben hukukun ve adaletin tüm 83 milyon nezdinde tecessüs eden bir ülke olmasını istiyorum evleviyette. Ben ülkemde hiçbir insanın açıkta kalmamasını istiyorum. Ben ülkemde hiçbir esnafın çıkıp kan ağlamamasını istiyorum. Ben hukukçuyum, müvekkillerim var. İcra dosyalarıyla cebelleş eden bir avukatım. Hiçbir dosyanın icraya intikal etmemesini istiyorum. Ve fakat Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, Türkiye'nin içinde bulunduğu pandemi süreci, maalesef 83 milyonun yek vücut olamaması ve bize dışarıdan hiçbir düşmana gerek yok. Biz birbirimize yetiyoruz, biz birbirimizi biliyoruz. O onu demiş, bu bunu demişlerle gelen bir Türkiye. İfade ettim Murat abi, Aytunç Bey. 15 Temmuz gecesi uçurumun kıyısından dönen bir Türkiye gerçekleştiğini düşünebiliyor musunuz abi o gece? Biz bu stüdyoda olamazdık. Şimdi gerçekleşemez. Bugün biz de sokaktaydık. Cemal abi, öncelikle siz sokaktaydınız. Evet. Biz de beyaz ceketimizle kefenimiz olsun dedik. Aldık abi ruhsatlı silahımızı, ölmeye çıktık. Eyvallah bir kardeşimiz oldu. Şimdi ben beyaz ceket giymedim, siyah mont giydim. Eyvallah. Biz kefen olsun dedik. Mevlam bize bunu nasip etti. Şimdi bunları niye söylüyorum abi? O kadar güzel. Seni Demokrat Parti'ye bekliyorum. O kadar demokrat bir düşünce anlattın ki, o kadar muhteşemsin ki, senin yerin Demokrat Parti. Sen İstanbul'a geldiğimde özel bir sohbet edelim. Eyvallah. Başım gözüm üstüne, şeref duyarım. Ez cümle abi. Cem davette geldi artık. Ez cümle abi. Ben hayatım boyunca siyasetin hiçbir yerinde olmamasına, kendim, ailem ve inandığım değerler adına, mefkürem adına, ülküm adına ben and içtim. Ben hiçbir şekilde siyasette olmayacağım. Eğer o adımı atarsam da ilk siz gelin, bana ilk tokatta siz vurun abi. Ben şunu söylüyorum. İfade ettiğiniz tüm hususlar... Tokat deme ya, yanlış anlarlar. Tokatçıya çıktı zaten. Eyvallah ya. Ben sizi seviyorum. Nükte yaptım. Şimdi aman, aman gözünü seveyim. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Ben şunu söylemiyorum, bu iktidar seçime gitmez. Giderse kaybeder. Bak net söylüyorum. Bak objektif hukukçu olarak söylüyorum. Gitmemelidir. Çünkü niye? Belli bir ekonomik sürecin içerisinde siyasi intihardan başka bir şey değildir bu pandemi süreci. Ama siz derseniz ki Cumhurbaşkanı böyle bir noktada, riyaseti Cumhurbaşkanı başındaki bir insan, mecliste çoğunluk AK Parti ve Cumhur İttifakı anlamında AK Parti ile MHP böyle bir karar alır. Bunun siyasi sonuçlarına katlanır. Benim ifade etmek istediğim husus şu. Türkiye'nin seçimden önce, Türkiye'nin anayasadan önce, Türkiye'nin çok daha farklı siyasi çekişmelerden önce milli bir mutabakata, aynı dili konuşan, aynı duygularla mücehhez hale gelen, Ay Yıldız Al Bayrağı'nın altında 83 milyonun bir ve bütün olarak yaşadığı hukuk devletine ihtiyacı var kıymetli abim. Nokta. İnşallah, inşallah. Bu arada hemen bir siz sözü diğer konuğumuza vermeden bir şey söyleyeyim. Cem kardeşimin şu sözüne katılıyorum. Sayın Övür de duysun, konuklarımız ve dinleyenlerimiz de. Ben asla 7 Kasım'da seçim olabilir derken şahsi düşüncemi de söyleyeyim. Asla erken seçim istemeyenlerdenim. 2023 yılına kadar mevcut hükümetin biraz önce saydığım sorunlar başta olmak üzere hukuk, ekonomi reformlarını tamamlayarak bu milletin rahatlamasından yanayım. Ben millet açlık, sefalet çeksin de bundan faydalanayım, iktidar olayım derdinde değilim. Ben milletim, Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız da biz milletin huzura, refaha, mutluluğa ulaşmasını istiyoruz. Onun için ben 2023 seçimlerinde niye 23'e kadar diye diretenler değilim. Erken seçim sadece Murat kardeşim bir analiz yaptığı için, okuma yaptığı için o okumaya destek olsun diye söyledim. Bana sorarsanız 2023'te olsun. Çünkü Demokrat Parti olarak sahaya ısınıyoruz. Heyecanla koşmaya başladık. Epey bir zamana ihtiyacımız var. Onun için biz hedefe ulaşmak için 2023'ü ideal bir tarih görüyoruz seçim için. Peki var mı eklemek isteyen bir şey? Benim de var bir eklemek istediğim bir şey. Peki... Mahmut çok kısa. Sözü tabii, Cemal Bey'in söyledikleri evet sonunda geldiği nokta doğru bir nokta. Yani Türkiye'nin ama Cem Bey'in şu şeyine katılmıyorum. İktidar seçime giderse kaybeder. Ya şimdi zaten bu süreç bakışatı, pandemi sürecinde yani Haziran-Kasım tarihinde şöyle bir şey yani ben şöyle düşünüyorum. Yani bir defa bütün bunları akıldan geçirmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Olur olmaz olursa yanılmış olurum ama ben yanılmayacağımı düşünüyorum. Niye? Çünkü Türkiye'nin bir seçime ihtiyacı yok. Eyvallah. Türkiye 5 yılına bir iktidar seçmiş. Sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. 2023'e kadar anlamında söylüyorsunuz. 2023'e kadar ihtiyacı yok. Evet 2023'e. 2. Bir iktidar dünyanın neresinde olursa olsun en zor koşullarda dahi bir defa şununla uğraşır şununla uğraşmaz diye bir kural olamaz ya. Yani biz şimdi İHA SİHA üretmeyelim mi? Ya da fabrikada tank üretmeyelim mi? Ya da ona benzer sağlıkta herhangi bir şey yapmayalım mı? Niye? Şöyle deniyor ekonomik sıkıntı var. Dünyanın her ülkesinde var. Bence Amerika'daki ekonomik sıkıntı bizim 10 katımız. Tamam bütçesi 10 katımızdır ama sıkıntı daha da derin. İngiltere'nin haline bakın. Almanya gibi çok gelişmiş, teknolojide gelişmiş bir ülkede inanılmaz bir sıkıntı var. Bu pandemi boyutunu bir tarafa bırakıyorum. Yani bir yıl önce bu ülkede anayasa ihtiyacı var diye söylüyor sana muhalefet partisi. Bir yıl sonra ne değişti? Bir yıl bile sürmedi. Ne değişti? Demek ki bu ihtiyaç varsa tartışılır, konuşulur bu. Bunu herhangi bir şeye bağlamanın manası yok. Yani... Anayasa söylerken... Mahmut abi bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim. Bir şey soracağım. Anayasa, Cem kardeşim avukat olarak da sen de cevap verirsin. Dinliyorum. Muhtemelen öyle zannediyorum 177 madde değil mi? 177 madde ama aslı 175. Son ikisi geçiş hükmü olarak yani. 23 kaçını değiştirdik şu ana kadar? Abi 98 madde 19 kez değişti. 3 de referandum var. 98 yani madde 155'ini değiştirdik değil mi? Ya yamalı bohça. 155'ini. Ya 155'i değişmiş anayasanın Türkiye'nin nasıl temel sorunu bu anayasa olur? Türkiye'nin esas temel sorunu barajdır, baraj. Seçim sistemidir. Siyasi partiler kanunu seçim ifade ettik abi defalar. Zaten halimizde çıktığımız çok programda ifade ettik. Bu madde zaten tartışılıyor bir yerlerde 5 ya da 7'ye indirileceği söylendi hali hazırda. Peki böyle bir durumda destek bulabilir mi çalışmalar? Cemal Bey. Yani 5'e indireceğiz barajı ya da 7'ye dendiğinde destek bulur mu çalışmalar? Niye bulmasın? Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortak olarak hazırladığı bir seçim değişikliği ile ilgili yasa teklifi hazırlandı. muhtemelen önümüzdeki günlerde meclise gelecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. %7 veya %5 olarak baraj düşünülüyor. Siyasi partiler yasasının büyük bir kısmında değişiklikler öngörüyor. Evet. İttifaklarla ilgili düşünceler var. Herhangi bir şey, tekrar söylüyorum, bize taslak olarak gelmedi. Ne Demokrat Parti'ye, ne CHP'ye, ne İYİ Parti'ye. Peki baraj böyle mi olmalı sizce de? 5'li 7 mi olmalı? Bana göre baraj %1 olmalı. Niye %1 olmalı? Tarih 2002. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o gün AK Parti Genel Başkanı olarak Uğur Dündar'la bir televizyon programında tartışma sırasında şunu söyledi. Siz iktidar olursanız baraj ne olacak denildiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, baraj biz iktidar olduğumuzda kaldırılacaktır. Kaldırılması demokratik olandır diyor. Şimdi aynı şeyi ben söylüyorum. İnşallah 400 milletvekiliyle ben iktidara gelirsem düşüncem değişmez Demokrat Parti olarak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o günkü sözüne katılıyorum. Baraj bana göre %1'e düşürülmelidir. O günkü sistemle bugünkü sistem aynı mı peki? Evet, doğru bir soru. Çok doğru bir soru. Efendim? O günkü sistemle bugünkü sistem aynı mı peki? Aynı. Yani şimdi biz siyasi partiler yasasını 20 yıldır hiç değiştirmedik ki. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçerken biraz önce Cem Bey de ifade etti, Murat Bey de ifade etti. Bazı uyarlamalar yapılmalıydı, değişmeler yapılmalı. Yani Sayın Övür veya AK Parti veya Sayın Cem Kaya arkadaşlarımız şunu dese hemfikirim. Arkadaş, yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildi. Bu yönetim sistemine göre Türkiye'nin düzenlemesi gereken, bu sisteme uygun anayasal değişiklikler yapması gerekir. Gelin bunu tartışalım dese amenna. Ama her ne kadar Sayın Kaya ve Övür dedi ki Cahit Özkan bunu reddetti dedi. O aklımızı karıştırmadan, yeni kuruluş anayasası demeden Sayın Övür, Sayın Kaya, Sayın İde, Sayın Aytunç Bey böyle deseler hiçbir problem çıkmayacağını düşünüyorum. Ben o parlamentoda milletvekiliyim, Demokrat Parti milletvekiliyim. Yani birisi gelse bize bir teklif sunsa ve dese ki arkadaş biz 24 Haziran'da yeni bir sisteme geçtik. Bu sistemin anayasada karşılığı olmayan kısımları var. Anayasayla uyum sağlamayan yönleri var. Gelin şu yönleri değiştirelim deseler başımız üstüne. Ama siz yeniden kuruluş dediğinizde bizim içimize, Sayın Övür diyor ki Türk milletinin aklına gelmez. Tabii ki gelmez. Benim aklıma da gelmez ama adam tark açar. Anayasa şeriat olsun derse Sayın Övür, Ayasofya'nın imamı üzerine vazife olmadığı halde anayasa İslam olmalı derse, bu ülkeye kendine akıllı diyenler sosyal medyada isimlerini de ortaya koyarak ben AK Partiliyim, ben bilmem neyim diyerek anayasa İslam olmalı, şeriat olmalı diye tak açarsa ister istemez yeniden kuruluş anayasası, yeni kuruluş anayasası bizde endişe yarattığı için tepki gösterdik. Yoksa parlamenter sistem veya güçlendirilmiş parlamenter sistem, Sayın Cumhurbaşkanı bunu getirirse niye karşı çıkalım ya? Bey, biz deli miyiz ya? Abi, bir nokta koyun. Peynir ekmekle mi yedik? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bakın bazen, tabii, buyurun. Bazen bakın şöyle bir şey hatırlıyorum ben. CHP'li bir milletvekili kalktı dedi ki bu Akdeniz'e dökeceğiz. Şimdi bunun üzerinden siyaset yapmaya kalkarsanız sonu gelmez. Tamam, demin de söyledim. Haddi olmayan bir açıklama yapmış birisi. Siz bunun üzerinden siyaset yapmayın hocam. Bakın gelir. Olun. Fikri Sağlar dedi ki başörtülü hakimin kararına güvenmem dedi. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da çıktı dedi ki başörtülü hakimin kararına da güvenirim. Başörtüsü olmayanın kararına da güvenirim. Bu düşünce yobaz bir düşüncedir. Gerici bir düşüncedir. Reddediyorum dedi. Sizin de bu Ayasofya'daki imama bir tepkiniz olursa bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı olarak biz bunu tartışmayız, konuşmayız. Tekirdağ, Trakya Üniversitesi'ndeki bir dekan gece yarısı geliriz, işi bitirir. Ya onlar da yazı yazıldı onunla ilgili hoca ya. Cemal abi, şöyle bir şey, o dekan hakkında soruşturma açıldı. Söylediği her şeyde bir meczubun ağzından dökülen sözler. Şimdi zaten ifade ettiler. Yazın, çizin, konuşun o zaman. Cemal abi bir müsaade et, ses geç gidiyor herhalde. Peki bir şey rica edeceğim. Çok kısa ondan sonra başka bir şey söylemem gerekiyor. İfade ettiğiniz tüm hususları Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemiyle bakın metin önümde salı grup konuşması Sayın Devlet Bahçeli'nin. Çok da yakinen tanıdığınız çok önemli bir genel başkan. Çok açık bir biçimde diyor ki 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla getirilen yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin daha güçlü, daha tahkim edilmesini sağlayan bürokratik ve diğer hususların inşası amacıyla yeni bir anayasa diyor. Zaten sizin ifade ettiğini söylüyor Sayın Bahçeli. Tamam da ben de diyorum ki Cemcim işte bunu hazırlayıp getirseler diyorum değil mi? Fethi abiler çalışıyor abi. Fethi Yıldız abiler. Fethi Yıldız, Fethi Genel Başkanımız Fethi Yıldız ve hukuk kadrosu çalışıyor. Cemal Bey, bir virgül rica edeceğim sizden. Cemal Bey, bir virgül rica edeceğim. Şimdi ben bu konuda Murat Bey'e de söz vermek istiyorum ama şunu eklemek istiyorum müsaadenizle, çünkü o konuda geride kalıyor. Biliyorsunuz yani tamam, anayasa tartışmalarına ilişkin söyleyeceklerinizi söyleyin. Ama şunu da ekleyeceğim, bir satır daha ekleyelim. Muharrem İnce meselesi var. Biliyorsunuz geçen hafta olanları televizyon kanalında çıkıp kırmızı çizgilerini de açıkladı. Yani kırmızı çizgiler dediği işte şöyle olunca yola devam etmeyeceğim dedi. İşte Mustafa Kemal deyip de Atatürk demeyenlerle yola devam etmeyeceğim. Mavi vatanı kastetti. Başka neler söylemişti, vardı burada bende. Neyse, çok şey söyledi. Yok yani yola devam etmeyeceği şekilde tabela açıkladı. Partisi dedi, tabela partisi dedi. Aynen öyle. Tabela partisi demedi de tabelası kalmış dedi. Sonra gerçi öyle demediğini ima etti. Çok affedersiniz. Şimdi dolayısıyla Muharrem İnce konusunu da ekleyerekten Türkiye'de hali hazırda hani Cumhur İttifakı var, bir de Millet İttifakı var. Şimdi Muharrem İnce başka bir ittifak yolunu mu açıyor ya da açabilir mi? Ne oluyor sizce tam burada? Ve tabii söyleyecekleriniz varsa anayasa meselesi, onlara da ilave ederek. Buna geleyim. Hatta çok kısa bununla ilgili söyleyeceğim şeyler ama tabii nihayetinde geleyim. Biraz önce Cemal Engin da Cem Kaya'nın şeyi üzerine söyledi. Şimdi en iyi yaşayanlardan biri mecliste olduğu için söylüyorum. 2017 referandumuyla bu ülkede kurulan, tanımlanamayan diye ben böyle yorumluyorum bu sistemi. Tanımlanamayan sistem, yani komutan Logar bir cisim yaklaşıyor der, o tanımlanamayan cisim. Ben sistemi de böyle tarif ediyorum. Bu sistemde Türkiye 2,5 yıldır Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetiliyor. Evet. Ama bu Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetiliyor olmasını ben bir vatandaş olarak sorun olarak görüyorum. Meclis vesaire bir sürü gücü, bir sürü unsuru, milli iradeyi temsil eden tek şey meclis değildir. Yani bir bütün sistem açısından söylüyorum. Kuvvetler ayrılığı vesaire, o kuvvetler, bunların hepsi bu milleti ve ülkeyi temsil eder. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetiliyor olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çok büyük bir bölümü şu konudaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin değiştirilmesi yönündeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diye. Sürekli Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bile değiştirildiği tuhaf bir sistem. Kendi adım, yani kendi fikrimi paylaşıyorum. Kendi bakış açınız. Benim bakış açım bu. Dolayısıyla bu ülkede muhalif olanların, sadece siyasi partiler olarak söylemiyorum Mahmut abi, muhalif bir insanın seçim istemesi günah değildir, ayıp değildir, yanlış değildir, yasa dışı değildir, ihanet değildir. 2,5 yıl önce seçim yapmışız, 2,5 yıl önce yapmışız, daha seçime niye gidiyoruz? 2,5 yıl önce yapılan seçimde bana vatandaş olarak, ben oy verdim veya vermedim, bana vatandaş olarak ne vaat edildiğine baktığımda, 2,5 yıl sonra bugün ne yaşadığıma baktığımda, eğer mutluysam bu iktidar devam etsin derim. Ama gelirim azaldıysa, hazinem boşaldıysa, faizim tırmandıysa, dövizim patladıysa, ülkede çok ciddi bir ekonomik problem varsa, ya bu ülkeyi yönetecek insanların vaadi her şeyden önce mutlu, huzurlu, güven içinde müreffeh bir hayattır, yani vatandaşa bunu sunmakla mükelleftir. Yani bu şey, her seçmen de öyle bakar. Hani Azerbaycanlı kardeşlerimizin dediği gibi bunun bize hayri ne diye bakar. Yani devam et bir bitireyim. Cümle. Ben bitireyim abi. İnsicamı bozma. Yani bunun bize hayri ne diye bakar yani. Her seçmen siyasi iktidarın ya da işte siyasi partilerin. Yok genel olarak söylüyorum şimdi. Dolayısıyla bugün seçim istiyor olmayı da ben şeytanlaştırmayı doğru bulmuyorum. İsteyenler için söylüyorum. Şimdi biraz önce Kasım'da Cemal Engin Kasım'da olabilir dedi ama ardına bir şey ekledi. Dedi ki ben olmasını istemiyorum. Olmamasını daha doğru buluyorum. 2023'te olsun. Ama şu dakika itibarıyla Cemal Engin sürekli seçim diyen muhalefete dahil oldu. Bak ben sana söyleyeyim. Bugünden itibaren bir takım medya organlarında, işte bir takım gazetelerde, televizyonlarda o da artık kulübün içinde. Tarih verdi Cemal abi. Şimdi tarih verdi ama olmasını istemiyorum dedi. Şimdi dolayısıyla seçim istemek kötü bir şey değil. 2,5 yıl sonra bir sistem değişikliğine ya da bir seçimden 2,5 yıl sonra bu ülkede işler iyi değil kötüye gittiyse bu millet bu işi daha iyi kim yönetebilir diye döner etrafına bakar. Her siyasi partide ben bunu daha iyi yapabilirim der. Biz siyasetin bu doğasını şaşırttık bir defa. Hani tam doğasını iklim, bu şekilde söyleyerek şaşırtıyoruz. İklim siyasetin abi zaten her şeyin ediyorsun. Doğasını iktidar her tahrip şey. Ediyorsun. Bak ben tahrip, bir şey söyleyeyim. Bu yaklaşımla tahrip ediyorsun. Bak tahrip etmiyorum ya. Ya benim fikrim bu. Hayır, fikrin şimdi vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarında ve o kadrolarla bütünleşmiş olan meslektaşlarımda şöyle bir bana göre büyük bir hata var. Beni kastediyorsun yani öyle mi? Herkes için söylüyorum abi. Herkes için söylüyorum. Devam yani ya. Murat İde'den FETÖ'cü çıkarmaya kalkanlar için de söylüyorum. Hepsi için söylüyorum. Evet. Buradaki mesele şu. İsteniyor ki herkes Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, iktidarını ve kadrolarını alkışlasın. Onları alkışladıkları zaman doğru muhalefet yapıyorlar. İstiyorlar ki her konuda iktidarla aynı şeyi söylesin, düşünsünler. Bu senin ön yargın ya. O zaman ya Allah aşkına bir tek konuda aksi bir şey söylediğinde şimdi öyle bir 3 yıl yaşadım ki Mahmut abi. Daha şahit oldum. Masanın senin gibi bu tarafındaydım. Kısmen de öbür tarafındayım 3 yıldır. Şu 3 yılda yaşadıklarım 30 yıllık şeyler. Yani ne hakaretlere. Bedel anlamında mı? 30 yıla bedel yaşadıklarımız. Yani öyle ciddi ithamlardan, öyle ciddi ateş çemberlerinden geçtik ki hiç anlamı yoktu. Siyasetin doğasını bozan şey Türkiye'de kamplaşmadan, sözün meclisten dışarı, karşı mahallelerde konumlanmaktan. Bu sefer daha işaret ediyormuşsunuz gibi oldu. Yok yok. Hayır yayını terk ederim. Konumlanıyor olmaktan, kompartmanlara bölünmekten. Öyle demiyorum ama öyle. Diyorum ki bundan endişe ediyorum. Bundan rahatsızım Türkiye'de. Aslında çok güzel bir şey söylüyorsun. Çok kıymetli bir şey söylüyorsun. Tabii, neticede varmak istediğim şey şu. Ya siyasetin doğası ben ülkemi daha iyi yönetirim iddiası üzerine kuruldu. Böyle bir iddia taşır siyaset. Dolayısıyla siyasi partilerin de bu iddiayla günü geldiğinde, ihtiyaç gördüğünde ya ben şimdi Allah aşkına dolar 7 lira olacakmış saçmalıyorlar canım diyordu bu ülkede iktidar. Şimdi 7 liraya geriledi diye muhteşem her şey yoluna gidiyor bak 7 liraya geriledi diye övünüyor. Burada bir ekonomik açıdan bir terslik var. Bir şeyler iyi gitmiyor. İyi gitmiyorsa iyi yönetilmediğinden gitmiyor. İyi yönetilmiyorsa da daha iyi yönetme iddiasını taşıyacak siyasi partiler çıkıp bunu isteyecekler. Şimdi, bu kadar Murat, doğal. Son olarak ben şeyi de ekleyeyim istersen öyle bitireyim. Muharrem İnce. Evet ona dönelim esasen isterseniz. Yeni siyasi partiler benim şahsi fikrim Türkiye'ye zarar vermez. Katkı sunar siyasete. Hep Meral Akşener de bunu dillendirir. Rekabeti artırır. Siyasette rekabetin arttığı yerde bu işten seçmen faydalanır. Yani ceketimi assam seçilirim, siyasetçinin ceketimi assam seçilirim dediği bir ortamda bu işten en zararlı çıkacak olan seçmen yani milletin kendisi. Peki Millet İttifakı'nı nasıl etkiler mesela İYİ Parti'nin de içinde olduğunu? Ben olumsuz etkileyecek kanaatinde değilim. Ama benim çok ilgimi çeken bir şey Muharrem İnce'nin çıkışıyla, ben çünkü Cumhur İttifakı'na geçecek değilim diyor. Muharrem İnce'nin çıkışıyla Millet İttifakı'nın unsurlarından daha çok Cumhur İttifakı'nın unsurlarının ona bu meseleye mesai harcıyor olmalarını ben daha ilginç ve bir miktarda manidar buluyorum. Ne manada mesai harcıyor derken? Yani daha çok konuşuyorlar, çok daha fazla konuşuyorlar. Cumhur İttifakı'nın unsurları veya işte ona yakın düşünen normal değil mi gazeteciler... Gazetecileri. Manidar dedim zaten. Ama yani şöyle Babacan'la Davutoğlu da parti kuruyor. Onu da muhalefete yakın kanallar, gazeteler daha çok çıkarıyor. Oradaki şey şu. Oradaki hadise şu. Tam aynısı abi. Siyasi, dur. Fark koymuyorum. Hiç tevhile gerek yok. Yok fark koymuyorum. Çok kıymetli. Oradaki mesele şu. Ben bir başka soru daha üretebilirim. Onlar da yeni siyasi partiydi. Onlar niye bu kadar konuşulmadı? İşte biraz önce işaret ettiğim o kompartıman meselesi var ya. Evet. Dolayısıyla o partileri daha çok muhalif yayın organları peki konuşuyor ve tartışıyor. Peki neden daha çok konuşuyor o zaman Cumhur İttifakı, bunu elde etmek istediği şey ne? Yani sizin teorinize göre bu anlamda. Çünkü önümüzdeki süreci görünen o ki yeni siyaset, yani yeni değil aslında, bu yerleşik bir siyaset dili oldu ama Millet İttifakı'nın çok farklı ülkeye, millete, işte siyasete çok farklı bakan unsurları olmasına rağmen Millet İttifakı'nı sadece programın başından bu yana Sayın Mahmut Övür'ün de yaptığı üzere sadece Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden, hatta biraz daha o şeyi yapayım tırnak içinde, Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Partililerin ifadesi olduğu için söylüyorum, sadece Bay Kemal vurgusu üzerinden yürütebilmek için sürekli CHP'yi tartıştıracak, CHP'yi konuşturacak bir süreç işlerine geliyor ve hoşlarına gidiyor. Operasyonu aslında. Öyle mi yaptınız? Dolayısıyla ben genel bir siyasi okumadan bahsediyorum. Yo Mahmut abi hiç CHP'ye laf etmedi programın başından önce. Hiç söylemedi. İsmini zikrettiniz. Başka bir partiden bahsetmedik. Mahmut çok sakin ve akıllı yürüyor. Zaten şimdi bu konuda başlıyor ki sana söylemiyorum ama söylü başlayarak söylüyorum. Abi üzüm üzüme baka karar. Biz de böyle katıldıkça programları öğreniyoruz. Yazmışsınız. Fakat ne yaratacak, ne doğuracak buradan? Çok kısa bu muhterem arkadaşıma Murat'a bir cevap vereyim. Şimdi seçim meselesi Murat Beyciğim. Şimdi bir sistem değişikliği oldu. İtiraz ettiniz. Vatandaş millet iradesiyle %52 oyla onaylandı. Parlamenter sistemden evet, onaylandı. Şimdi bu sistemin başka ruhu var. Bir gereği var. Siz beğenmiyor olabilirsiniz. Ama milletin %52'si oy vermiş. İki şey yapmış. Bir, Cumhurbaşkanı'nın arkasına %52 oy var. Yani yürütme dediğin şey seçimle geliyor. Buna itiraz yok. Bir dakika yok ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu sistemin niye yaptı bu hükümet? Şunun için yaptı. Geçmişte 90'lı yıllar, sadece 90'lı yıla baksak 6 ayda bir hükümet değişti. Şimdi biz bugün İtalya'da... Peki o zaman bu sistemin de mi eksiklikleri var? Bu sistemin eksiği var. Bak, bu sistemin eksiği kapatılır. Fakat mantalitenin değişmesi gerekiyor. Erken seçim isteyebilir tabii birisi. Ama gerçekçi olalım. Yani birisinin istiyor olması bunun gerçekleşeceği bir anlamına gelmez. İkisi doğru bir istek midir? Niye? Çünkü bu sistemi kavramamışsın demektir bu. Sistem, bu sistem gelirken vaat neydi? Bugün gerçeğimiz ne? Ben buna bakıyorum. Vaatlerin ne olduğu... Bak o zaman ben de sana şunu söylerim. Bu ülke dünyanın 3 büyük terör örgütüyle savaşıyor. Dünyanın en büyük emperyalist ülkesiyle boğuşuyor. Akdeniz'de dünyanın 7 tane ülkesi gelmiş orada gemileriyle savaşıyor. Bunların hiçbirisi ekonomiye yansımıyor mu? Hı. Irak'ta operasyon yap, ekonomiye yansımıyor mu? Bu ülkeye senin ekonomini batıracağım diyen emperyalist ülkeler var. Evet. Fransa ne alakası var bizimle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ne işi var? Şimdi bunların hiçbirini görmeyecek miyiz? Bakın böyle bir süreçten niye görmüyorum? Onlar her zaman olacak. Var zaten. Hayır, her zaman da vardır. Değil. Bak dikkat et. İnsaf edin. Bu abi ülkede ben buna katılıyorum Kemal, tabii ki. Niye Erdoğan, hayır diyormuşum gibi bir için, hava yaratıyorsun. Erdoğan'ın kapak olmadığı Avrupa dergisi gazetesi kalmadı. Babasının hayrına yapmıyor. Diktatör diye sürekli kapak yapıyorlar. Nereden çıktı bu? Açık açık söylüyor. Meydan okuyorlar. Bu adam diyorlar ki sistemin dışına çıkıyor. Şimdi bu gerçeği görün. Türkiye'nin bir hesaplaşması yaşıyor. Türkiye şu hesaplaşmayı yapıyor. Kontrgerillan Gladio'nun etkin olduğu ülke olmaktan çıkıyor. Müttefikleriyle eşit ilişki kurmaya çalışıyor. Bunun bedelini ödüyoruz biz. Bu öyle kolay bir şey değil. Bölgesel güç olmanın bedelini ödüyoruz. Evet. Biz iddia sahibi olan bir ülke haline geldik. Abi, bu söylediklerimin benim pazardaki işle ne ilgisi var? Bunlar bizim ilgisi var. Bunlar bizim zaten. Gördün mü? Zaten bu rahmetli bizim Demirel ekonomiyi. Bu bizim zaten gerçeğimiz. Ya, yoksulluk üzerinden bir muhalefet başlattı. Ne oldu? 90'lı yılları Türkiye kaybetti. Kemal Engin çok iyi bilir. 90'lı yıllarda Türkiye kaybetti. Anladım, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim Avrupa Birliği ile sorunumuz her zaman var. Her zaman var. İki, Amerika Birleşik Devletleri ile var. Rusya ile var. Suriye ile var. Irak'la var. Cemal Bey. Şimdi farklı. Niye şimdi farklı abi? Çünkü yanlış yönetildi o süreçler. İyice bak. 40 yıldır yaşıyoruz. Şimdi bak Türkiye o kadar çok eleştirdiniz ki Aytunç da iyi bilir. 2004 Annan planını Türkiye'deki ulusalcılar, Kemalistler hepsi eleştirdiler. Bu iktidar ona imza attı. Ona rağmen bu iktidarın önüne çıktı. Ne oldu abi? Sonuç? Bu ülkeden Rauf Denktaş'ı kovar gibi gönderdi. Denktaş haklı çıktı. Denktaş haklı. Niye söylüyorum biliyor musun? Batı dayatmacıdır. Denktaş haklı çıktı. ESP annem olmadı abi, ama öyle bir şey söylüyorsun ki. Evet, olmadı. ESP annem de olmadı abi. O kadar ezberlemişsiniz ki kusura bakmayın. Ezberler üzerinden tak diye karşındakini suçlamaya yöneltiyor. Ama öyle bir örnek veriyorsun ki anlam planını över gibi konuşuyorsun. Bugünkü iktidar bile bunun yanlış olduğunu söylüyor. Anlam planını bu ülke yaptı çünkü Batı'nın o çifte yüzü, iki yüzlülüğü ortaya çıktı. Ha, buna rağmen mi yaptı sizce? Sizce o yüzden mi destekledik biz? Çözüm anlam planını. Bugün de anlam planını sevgili Mahmut Öğür, bakın siz o süreci çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'de 3 Kasım 2002 seçimlerine sürecinde Büyük Ortadoğu Projesi'nin en önemli enstrümanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Bir dakika lütfen. Bak. Sonradan değişti. Ben anti-emperyalizmi de bana anlatma lütfen. Size anlatıyorum. Bir dakika. Kırmızı halıyla daha milletvekili olmadan Bush'un kapısında Bush'a giden, karşılanan lider Sayın Erdoğan'dı. Şimdi bunları unutmayalım. Sonrasında değişti. Niye değişti? 17-25 Aralık'ta hoca, süreç değişti. MİT bir kriziyle başlayan... Rahmetli Özal bana şunu söylüyordu. Dedi ki ben gittim Viyana'da devletlerin hepsi diyor Amerika'nın önünde esas duruşa geçiyor. Allah aşkına başka Cüneyt Zapsu ne dedi ya? Deliye süpürmeyin dedi ya. Deliye süpürmeyin dedi Cüneyt Zapsu. Amerikalılara yalvarmaya başladı. Şimdi... Oradan bu noktaya gelinmesi. Bak buralarda emperyalizm konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bu tartışmasız bir şey. Ben diyorum ki 2004'te sizin dediğinize örnek veriyorum, ben anlatıyorum. Siz diyorsunuz ki anlam planıyla Batı'nın iki yüzü ortaya çıktı. Çıktı. Bunu iktidar çıkartmak için yapmadı o zaman. Çıktı ama. Hayır. Çıktı, 200 çıktı ama şimdi bakın iktidar çıktı. Bizim kapılar ardında Washington'da Denktaş yalnız kaldı. Manşetleri biliyoruz. Denktaş'ın açıklamalarını biliyoruz. Ya Denktaş Ergenekoncu ilan ediliyordu. İddianamelere girdi. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Manşet oldu. Ama mesele şu. Evet. Şimdi bugün gelinen nokta çok doğru bir nokta. Kıbrıs konusu. Kuzey Kıbrıs. Oradaki o garantör devletler, İngiltere ile Amerika ile savaşma. Doğu Akdeniz. Bakın buralarda hiçbir sıkıntı yok. Buraların hepsi doğru. Ama tarihi çarpıtmayalım veya diyelim ki eksik okumayalım diyelim. Çarpıtma demeyelim. Daha kibar dille söyleyeyim. 3 Kasım 2002, 2002'den sonraki 2011'e kadar MİT müsteşarına, operasyona kadar yaşanan süreç ve ondan sonra ayıralım. O dönemde farklıydı. Bakın Türkiye'nin 2007'deki tavrını da doğru analiz etmeniz gerekiyor. FETÖ meselesine Erdoğan hiçbir zaman sıcak bakmadı. Başka gerekçeler vardı. Oraya girmeyelim. Yani onu hatırlarsan asansörden inerken bak Muratçığım, asansörden inerken Fethullah Gülen'in bir defa açıklaması var terör başının. Diyor ki bu adama güvenmiyoruz. Yani başka bir şey var. Oraları da karıştırmayalım. Ben şimdi sizin şeyinize gelin. Ben seçimle ilgili şunu söyledim. 5 yılına seçilen bir iktidar devam etmesi gerekir. O iktidarın yolun yarısında birileri seçim isteyecek. Olmaz böyle bir şey. Bu sistemin ruhuna aykırı. İstediler ama. Çok fazla. Abi çok iddialı. Çok iddialı. İttifak görüşmeleri var. Çok iddialı konuşuyorsun. Her gün birbiriyle görüşüyor. Böyle bir boyutu var. İttifak görüşmeleri var. İki taraf da birbirlerini farklı alanlarına girebilir. Bunların hepsi olabilir. Bütün bunlara bakarak deniyor ki erken seçim olabilir. Ben buna katılmıyorum. Ben bunu daha çok Cumhur İttifakı açısından demin de söyledim. İç ittifakı, iç cepheyi güçlendirmek üzerine bakıyor Tayyip Erdoğan. Yani benim gördüğüm o. İkinci Muharrem İnce'ye gelince ben mesela Muharrem İnce meselesine şöyle pozitif bakıyorum. Yani, pozitif baktığım nokta şurasıdır. Muhalefetin İYİ Parti dahil. Yani İYİ Parti CHP'den biraz farklı da o yüzden ben hani CHP üzerinden gidiyoruz. Biraz daha farklı ama gene de ortak eksen aksından baktığım zaman HDP'yi hiç katmıyorum. Türkiye'nin milli meselelerinde ciddi sıkıntılar var. İçerideki siyaset açısından. Muharrem İnce'nin bu 6 madde demin siz okudunuz ya. Evet. Bence tarihi önemli bir şey. Bunu doğru okursa, doğru altını doldurursa bence muhalefetteki sıkıntıyı da aşmış olur. Özellikle de laik sol kesim açısından. Çünkü yani milliyetçi, muhafazakar kesim açısından İYİ Parti var. O bu konularda daha hassas davranıyor. Ama CHP'de ciddi bir sıkıntı var. CHP'nin dış politika uzmanı ya da danışmanı çıkıp şunu diyebiliyor. Yani Azerbaycan'da ne işimiz var diyebiliyor. Hayır, cihatçı gönderdiler dedi ya. Yani tamamen saçma palavra. Muharrem İnce bunları eleştiren bir çıkış yaptı. Ben altını doldurursa siyasete ciddi katkı sunar ve bir damar yakalar diye düşünüyorum. Ben onu biraz 90'larda Ecevit'in çıkışına ya da işte ona benzetiyorum bir biçimde. Yani 90'larda Ecevit, SHP ile CHP'nin zayıf bıraktığı noktada daha milli bir çizgi milliyetçi sol tam yükseldi. Ben bunu Muharrem İnce'nin buraya bağlıyorum. Ama Muharrem İnce'nin riski de şurada. Yani CHP'nin 42 yıllık bir CHP'li. CHP'nin kodları o kadar sinmiş ki onu değiştirmek üzerinden bakmıyor. Şöyle değiştirmek. Onu da şunu da söylüyorum. Ben yıllardır da yazdım bunu. Yani 2021'de CHP'nin 30'ların CHP'si olma ihtimali yoktur. 30'ların ilkesi üzerinden 2021'i okumak, perspektifini geliştirmek, dünyaya bakmak, yeni bir bakış açısı getirebilir diye düşünüyorum. Ama şöyle bir korku yaşanıyor. İnanılmaz bir laik, seküler sosyoloji var. Öyle bir yere sıkıştırılmış ki hatırlarsan seçim döneminde çıktı, şizofren dedi. İnanılmaz itibarsızlaştıran bir sosyoloji oluşmuş. Bu bilinçli yapıldı. İşte ben o yüzden demin 90'lardaki laik aydınların öldürülmesini örnek verdim. Onu niye yaptılar biliyor musunuz? Bilal Türkiye'de yok. Bunu yapan kontrgerilladır. Başka da hiçbir izahı yok. Bir tek nedenle yaptığı tahkim etmek. Laik, anti-laik sosyolojiyi birbiriyle her an kapışacak hale getirmek. Allah'tan Türkiye toplumu bu tuzağa düşmedi. Şimdi ben bunu biraz dönüştürebilecek. Hani bir Muharrem İnce siyasi aklı olursa ben muhalefete de öncülük edeceğini düşünüyorum. Yani öncülük dediğim şu anlamda, yani fikri anlamda. Fikri anlamda muhalefeti de bu noktaya çekebilecek ve Türkiye'nin iç tahkimi ya da iç birlikteliği çok daha kolay sağlanır. Bu şu demek değil tabii. Çok vulgarize ediyorlar. Bunu iktidar yanlıları övüyor. O yüzden bu AK Parti'nin işine yarıyor. Tam tersine AK Parti'ye eğer alternatif olacaksa böyle bir muhalefetle alternatif olunabilir. Aksi halde Kemal Bey'in temsil ettiği siyaset aklı AK Parti'nin en çok işine giren akıldır. Peki. Tam tersini söylüyorum. AK Parti, evet. Kemal Bey'den Cumhurbaşkanı da 2 hafta önce söyledi. Biz bundan memnunuz dedi. Şimdi bunun değişmesi gerekiyor. Bu değişebilecek bir nüveyi ben Muharrem İnce'de görüyorum. Ama tabii altını doldurursa. Biz, yani bu çok şeyden bağımsız söylüyorum. Biz bundan memnunuz. Aynen de bu cümleydi. Doğru. Muhalefetin değişmesi mi gerekiyor Aytunç Bey? Nasıl bir cümle? Pardon, bundan memnunuzdan çok Kemal Bey'den memnunuz. Cemal Bey, beni keseceksiniz biliyorum. İfade buydu. Onu söylüyor. Gülbahar Hanım, bunu dağılmadan... Tamam, peki. Dinliyoruz. Ama ne olur kısa olsun. Sayın Övür'e bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben Mahmut abi deyince herhalde beni çok genç gördü. Teşekkür ederim. 55 yaşındayım. Estağfurullah. Olsun, 99 yılında da Milliyetçi Hareket Partisi Ordu milletvekiliyim. 90'lı yıllar altın yıllardı. Memura %50 zam verilen yıllardı. Necmettin Erbakan'ın başbakanlık yapıp kasayı da doldurup bu ülkede çok şeyler yaptığı yıllardı. Sayın Süleyman Demirel'in bu ülkede barajlar, fabrikalar yaptığı yıllardı. Dolayısıyla 90'lı yılları suçlarken şu an Cumhur İttifakı ortağınız olarak saygıyla karşıladınız. Benim de saygı duyduğum Sayın Devlet Bahçeli'nin de 99 yılında hükümetin başbakan yardımcısı olduğunu da lütfen unutmayın. Bir şeyi karalama adına, eleştirme adına sadece ekranlarda ben söyleyeyim, söylediğim gelip geçer demeyin. 90'lı yıllarda işçi en yüksek maaş aldı. 90'lı yıllarda paramız vardı, paramız. Ne istersek alıyorduk. Şimdi paramız yok. Bey. Hiçbir şey alamıyoruz. Yağ alamıyoruz. Peynir alamıyoruz. Zeytin alamıyoruz. Et alamıyoruz. Bu yılları övündüğünüz yıllar bu işte. İnsanlar intihar ediyor. Dolayısıyla ben hasreten rica ediyorum. Bunu AK Parti ve AK Parti'ye yakın olanlar sürekli yapıyor. 99 depreminde paralar toplandı, toplanamadı, memur maaşı verilemedi. 99 yılındaki iktidar benim şerefle, övünerek gurur duyduğum bir 57. hükümette. 57. hükümet iktidardan giderken Sayın Övür faiz %25'ti. 20 yıl sonra faizi tekrar %25'e geri getirdi bu iktidar. Dolayısıyla bizim de bir şeyler bildiğimizi, konuşabileceğimizi düşünerek söyleyin. Ülkenin ne hale geldiğini bizi seyredenler görüyor. Siz konuşmaya devam edin. Siz gülmeye devam edin. Bu milletin de güleceği gün gelecek inşallah. Bu millet de sizin şu anlattıklarınızı kendiyle adeta alay edircesine hep geçmişi suçlayarak bugünü kurtarmaya çalışmanızın... Şimdi ne alaka Cemal Bey? Yani şimdi siyasetçisiniz, yani siyasetçiyle beni tartıştırıyorsunuz. Bu iş mi ya? Şimdi peki... Hayır, siyaset yapıp siyaset konuşuyorsunuz. Sonra siyaset söylüyorum. Beyefendi fikrimi söyleyeceğim. Beyefendi siyasi argümanlar savunacak. Savunsun. Abi sürekli siyaset konuşsunlar ya. Siyaset konuşuyorsun sürekli. Bir de şunu söyleyeceğim. Cemal Bey, kendi fikrini söylüyor. Sen de söylüyorsun. Cemal Bey. Fikrini söylüyorsun. Peki tekrar döneceğim. 90'lı yıllara madde sayayım mı burada? Şimdi ne alaka? Ben de sayayım istersen. Bir program yapalım beraber. Ola, ben de sayarım. Seninle. Sen gazetecisin, ben de siyasetçiyim. Ben tamam, de sayarım. Peki, ben de sayarım. Tekrar döneceğim ben yine size. Şimdi Aytunç Bey'e bayağıdır söz vermedik. Evet. Şu Muharrem İnce'yi soracak mısınız bana? Soracağım, size de geleceğim, merak etmeyin. Ulan, bir cümle 10 saniye, 30 da değil. Cemal abi, 90'lı yıllar öyle bir yıllardı ki, hani biraz önce o kompartımandan, kamplaşmadan bahsettim ya. 90'lı yıllarda Mahmut Övür saldırıya uğradığında ben Ataköy'deki evine protesto için yürüyenlerden bir gazeteciydim. Ama bu muhteşem dönemde bir meslektaşı saldırıya uğradığı halde bir geçmiş olsun telefonu bile almayan biriyim. O yıllarla bu yıllar arasında manen de böyle farklar var artık. Çok güzel. Bayağı değişti yani. Çok ayıp ama Murat ya. Bayağı değişti. Ben Orhan Uğurlu'nu aradım. Orhan çok değişti. Benimki bir örnekti. Bunu şahsi algılama. Ya, bir şey söylüyorsa bunu şahsi algılama. Sadece arkasında dururum tabii ki. Şahsi algılama. Ben bir sürü insan için söylüyorum. Bunu kamplaşmaya örnek olsun diye söyledim. Aha, şahsi bir şey değil. O yaptığım şey kim aramadı peki? Neyi? Yani niye söylüyorsun kim aramadı? Benim yüzüme karşı bunu söylüyorsun. Ayıp ya. Sadece sen değil ki. Hiç kimse. Olabilir mi ya? Bir tek. Hiç kimse aramadı. Bu bizim meslekte de yaşanıyor. 90'lı yıllarla bu yıllar arasındaki farktan bahsediyorum. Ben şunu söyleyeyim. Bir tek şunu söyleyeyim. Bak, değerler açısından bahsediyorum. Bir ay önce ne oldu? Selçuk Özdağ'la Orhan Uğuroğlu. Aç tweetime bak. Kınamışım yani bu kadar açık şekilde. Niye kınamayayım ya? Hayır efendim, ben çok açık ve net söylüyorum. Yaşadığımız şeyi söylüyorum. Bırakma sanki aramamışım gibi. Ya çıkıp, olabilir insanlık hali. Bir bütün olarak söylüyorum. Yani. Çıkıp da utanmadan bir cenahın bu kamplaşmanın komparsiyonun bir tarafı. Kendine de bakacaksın. Aile içi şiddet demedim utanmazım gibi. Kendine de bakacaksın. Bak tek söyleyeyim. Bir saniye, şahsiye getirmeyelim onu. Tek söyleyeyim. Muharrem İnce'ye geçelim mi birazcık? Bu hamlesi muhalefette neye sebep olacak diye. 90'lı yıllar derken ben Mahmut Övür'ü şu anlamda söylediğini zaten ısrarla onu söylüyor. Gladio ve kontrleriyle eylemleri olarak söyledi. 93'te Uğur Mumcu, Jacques Kami, 93'te Adnan Kahveci. Daha konuşulan derin devlet kavramlarına ithafen söylediniz. Geliyorum. 17 Şubat 93 Eşref Bitlis, 17 Nisan 93 yine Turgut Özal'ın bir kalp krizi geçirmesi ve o süresi ateşkes süreçleri vesaire. Ve o süreçlerden sonra 90'lı yıllardaki... Özellikle çok tartışılan 1993 yılı. Bu arada baktığımız zaman Ahmet Taner Kışlalılar vesaireler, hani birçok suikast süreçleri de yaşandı bu ülkede ve cinayetler oldu. O anlamda 90'ların... Ekonomik 99-2001 dönemindeki ekonomik model ayrı ama onun 90'ların bir karanlık ve Gladio tablosu olduğunu unutmayalım. Ve Türkiye'deki Mollalar İran'a sloganını attırmak için yapılan ve Türkiye'deki kamplaşmak için, o kamplaşmayı yaratmak için yapılan operasyonlardı. Ha, bugün gelinen noktada da baktığımız zaman bu saldırıların hepsi bu döneme aman gitmeyelim, İşte biz o yüzden Murat İdilere saldırı olmasın veya Ahmet Takanlara veya Selçuk Özdağlara, bu saldırıların devamı daha büyük şeylerdir, sıkıntılardır. Hı hı. İktidar veya muhalefet fark etmez burada. Birincisi o. İkincisi AKP döneminin 5 seçiminin 3'ü erken seçimdir. Kararlar alınmıştır. Dördüncüsü 3 Kasım seçimlerini Sayın Bahçeli erken seçim isteyerek almıştır. 2002'dekinden bahsediyorsunuz. 2002'den bahsediyorum. Hı hı. Daha önce koalisyon hükümetiyken Bahçeli'de. Erken seçim istemek bir siyasi suç değildir veya bir tırnak içinde teröristlik, ne bileyim hainlik vesairedir. Zaten muhalefetin görevi iktidara geçmek için seçim istemektir. Veya kötü gidiyorsa süreç. Neyse. Şimdi ben orada şunu söyledim. Fransa'da kimse 5 yıl dolmadan seçim istemiyor. Amerika'da kimse 5 yıl dolmadan seçim istemiyor. Biz de mevzuya Fransız değiliz ama yani. Ekonomi kriz olmuyor. Sisteme bağlı bir şey değil. Onu demek istedim. Farklı ama yani şimdi yaşanıyor. Bazı sıkıntılar var. Biz de alışmışız eski yani olabilir. Yani evet. Bu siyaset isteyebilir ayrıca. Niye istemesin? Ya siyasetin görevi bu zaten. Fransa'yı yaktılar, yıktılar. Sarı yelekliler. Ya Paris'e inemiyorsun. Evet, kimseye seçim demiyor ya. Evet. Şimdi sonuçta şöyle. Muharrem İnce olayı... Yani muhalefetin konsolidasyonuna, konsolide olmasına sebep olabilir mi? Bu kadar büyük etkisi olabilir mi? CHP'den başka istifalar doğulmasına sebep olur mu? Şimdi bakın, birincisi şu, var. Ben birincisi şunu söylemek istiyorum. Kimse Muharrem İnce gibi isimlere veya Sayın Muharrem İnce veya arkadaşlarına veya başka istifa edenlere olacaksa da sarayın adamı demek bir kere çok ahlaki anlamda çok kötü bir cümle. Evet. Muharrem İnce vesaire yani kim ediyorsa. Yani ben bunu Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin partiden istifasında da okudum. Çünkü Mehmet Ali Çelebi Ergenekon sürecinde yaşadık vesaire, nasıl bir bedel mücadele ödemiş, adam olduğunu da biliyoruz. Bedel ödemiştir. Birileri istifa edebilir bir yerde. Burada bir sıkıntı yok. İstifasının altını doldurabiliyor mu? Mesele bu. Sayın Muharrem İnce memleket hareketi sürecinde veya o hani partide imza toplanma sürecinde daha çok kişisel Muharrem İnce olarak ortaya çıkmıştı. Yani kişisel bir kavga veriyor. 2018'den bahsediyorsunuz. Evet, hani o imzalar toplandı, evet. Olağanüstü kurultay için vesaire. Daha kişiseldi. İşte beni partiden atıyorlar, arkadaşlarımı tırpanlıyorlar, arkadaşlarımı uzaklaştırıyorlardan. Şimdi geldiği noktada daha programatik bir Muharrem İnce var. Yani bir program koymaya çalışıyor. Bir kadro hareketi. Kadroyu, yani bir kadro hareketi diyebiliriz ya da buna. Veya bir hareket oluşturmaya çalışıyor. Ha, bunu yaparken baştan da şunu söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele vermesini ve Cumhuriyet Halk Partisi bu söylediklerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçerek yapmasını, keşke böyle bir şey yapabilseydi, yapsaydı ya da kalıp mücadele etmesinden yana biriyim. Ama etmemişse o da onun tercihi. Ama şunu görelim. Programatik bir eleştiri varsa bu programatik eleştirinin karşısına da sen sarayın adamısın dememek lazım. Karşısına demek lazım. Yani şimdi Sayın İnce'nin üslup anlamında sert bir... dedi, o da cevap verdi. Sonra bundan sonraki süreçte ne olur? Bundan sonraki süreçte şimdi zaten ben şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hep mesela Sayın Muharrem İnce eğer politikalarını CHP eleştirisi üzerine yaparsa kaybeder. Çok yapmayacağını ifade etti. Ya şimdi, yani ama ben mesela bir televizyon kanalında izlediğimde de yine lafı getiriyor 24 Haziran'a vesaire. Yani bir takılıyor. Hani takılmaları var. Oraları aşmak zorunda. Ama şunu görüyoruz. Kişisel Muharrem İnce'den daha kadrocu Muharrem İnce'ye doğru dönmüş. Birinci olan şu. Partiyi 6 oktan vazgeçmekle suçluyor. Şimdi bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde uzun zamandır tartışılan ama çok fazla dile getirilmemeye çalışılan, yani üstü kapatılmaya çalışan bir kavram. Türkiye'de 10 Aralık hareketçilerinin CHP içinde çok güçlendiğini iddia ediyor. Bu da çok tartışılan ama üstü kapatılan konulardı. Ki kıymetli Aykut Bey, Mehmet Ali Çelebi'nin mektubunun tarihi de 10 Aralık. Evet. Evet. Tabii tabii. Yani o da bilinçli bir şeydir. Şimdi birileri diyor ki ben Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu yönde eleştiriyorum. Ben üslubunu sert buldum bir kere Muharrem İnce'nin. Yani çok sert. Tabela Partisi'ni açıklamaya çalıştı sonra. Gerek yoktu. Tabela. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisi. Yani gerek yok bu cümlelere. Çünkü o senin oy alacağın, senin zaten üzerinde oy isteyeceğin yer orasıydı. Ama sen buraya sert bir şekilde çıkış yaptın. Bunu sonra toparlamaya çalıştı vesaire. Ama birileri CHP'de bunu konuşmalı. Yani şunu konuşmalı bir kere. Mustafa Kemal mi Atatürk mü? Ya CHP'de bu tartışma nasıl olur mesela? Niye olsun ki? Sonrasında düzeltildi, hani şey yapıldı ama Mustafa niye böyle bir tartışma yaşandı? Çünkü Muharrem İnce yeni bir şey söylüyor mu sizce? Efendim? Yeni bir şey söylüyor mu? Yeni bir söylemi var mı? Aslında Muharrem İnce unutturulan Mustafa Kemal Atatürk'ü söylüyor. Bizim en azından benim için bu önemli. Hı hı. Veya Teğmen Çelebi'nin eleştirileri benim için önemli. Çok kıymetli. Yani çok şimdi kıymetli bakın CHP'nin içinde bu eleştiri mekanizması kalmadı ve nefes alamıyorum diyerek çıkan isimler olabilecektir. Bunlarda bir sıkıntı yok. İYİ Parti'de de yaşanmıştır bu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de yaşandı bu. Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu da çok sert bir şekilde çıktılar. Ki Sayın Babacan ben sert olmayacağım demesine ama çok sert bir şekilde çıktı. Devam etti. Yani ben Muharrem İnce'nin çıkışının CHP'de etkili olacağını, kısmen de olsa bir etki yaratacağını düşünüyorum. Şundan dolayı bu kadar çıktığı özel kanaldaki yayının izlenme oranına baktığınız zaman bunu bile anlarsınız. İnsanlar merak ediyor ve Muharrem İnce'nin o Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarattığı bir atmosfer vardı. CHP tamam, Millet İttifakı tamam vesaire ama o kitleyi, o enerjiyi ortaya çıkaran bir isimdi. O anlamda Muharrem İnce'nin bir liderlik vasfı var. Peki Gürsel Tekin'in bir açıklaması vardı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin yani daha doğrusu Millet İttifakı'nın adayı belli diye. Daha önce de Millet İttifakı'nın Gürsel Tekin açıklaması. Evet. Bununla alakası olabilir mi ya da kim olabilir bununla ilgili? Hayır burada şimdi CHP'nin adayı hazır demişti, doğru. CHP'nin dedi, CHP'nin adayı bellidir dedi. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer tek tek adaylar girecekse Milli İttifakı'nda ve ikinci tur için en yüksek oy kalacaksa ben Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyorum. Peki Muharrem İnce'nin kopuşunun en büyük sebeplerinden bir tanesi böyle bir şey bakın, olabilir dedim mi? Ya kişisel başladı şu anda. Şu anda gelinen nokta kişisellikten daha farklı bir yere doğru evrildi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani eğer Sayın İnce Cumhurbaşkanlığı konusundan zaten Sayın Kılıçdaroğlu'ya görüşmelerinde hep bunu söylüyor ya yani devam etmeli, benim liderliğim vesaire, hani Cumhurbaşkanı adaylığı, Millet İttifakı'nda öne çıkmalıydım vesaire. Buralar verilmediği için uzaklaşan bir Sayın İnce portresi vardı. Şimdi o portre yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Çünkü CHP'de yaşadıklarını anlatmazsa artık bence daha çok insanların ilgi odağı olacak gibi gözüküyor. Peki çok az süremiz kaldı. Ben son olarak Cemal Bey ve Cem Bey'e vermek istiyorum vakti ama Cemal Bey ne olur çok kısa. Ondan sonra da Cem Bey'e de çok kısa bir şey vereceğim, zaman vereceğim. Sonra da kapatmam gerekiyor ne yazık ki. Gönül ister daha saatlerce konuşayım ama benim elimde değil. Evet. Ben öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Hakikaten son zamanlarda en keyif aldığım programlardan birisi oldu. Başlangıcınız güzel oldu. Çok İnşallah mersi. Devamı da güzel gelir. Çok teşekkürler. Hakikaten konuklarınıza da gönüllerini kırdıysam da haklarını helal etsinler ama kırmadığım inancındayım. Güzel, keyifli bir sohbetti ve son yılların en güzel programıydı. Çok teşekkürler. Sayın İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Ben şunu söylemek isterim kendi üzerimden. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2,5 yıldır milletvekiliyim. Söylemlerim dolayısıyla hep Cumhur İttifakı'na aykırı davranış sergilediğimden dolayı eleştiri aldım. Sürekli uyarıldım. En son Tarım Bakanı'na fındık rekoltesi üzerinden 665 bin ton rekolte olur dediğinde hayır olmaz sen yanlış konuşuyorsun veya yalan konuşuyorsun. Rekolte bu kadar olmaz dediğimde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildim. İhraçtan bu yana tam 6 ay geçti. 6 ay boyunca Milliyetçi Hareket Partisi ile ve onun muhterem genel başkanıyla ve ülkücülerle ilgili tek bir söz söylememeye hassasiyet gösterdim, göstermeye devam ediyorum. Çünkü ben artık Demokrat Partiliyim. Demokrat Parti'nin iktidar olacağına inandım. Her ne kadar Sayın Övür buna biraz gülümsese de iktidar olacağına inandım. 75 yıllık bir Demokrat Parti geleneğinin Türkiye'ye yönetmesine arzu ediyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Sayın Gültekin Uysal'ın genel başkanlığında Türkiye'de demokratları tekrar ayağa kaldırarak 432 bin üyesi olan Demokrat Parti'yi kendi adayını da çıkartarak Türkiye'de iktidar yapmak istiyorum. Peki Cemal Sayın İnce'ye tavsiyem şudur. Sayın İnce'ye tavsiyem şudur. Artık ayrılmıştır. Yeni bir yola girmiştir. Yıllardır mücadele ettiği, emek verdiği, bu ülkenin kuruluşunda da mayası olan bir partiyi suçlayarak siyaset yapılmaz. Siyaset neyi yapmak istiyorsanız söyleyin, nasıl yönetmek istiyorsanız söyleyin, bu ülkeye nasıl hizmet etmek istiyorsanız onu ortaya koyun. Peki Cemal Bey çok teşekkür ediyorum. Sözünüzü kesmek zorundayım. Çok affedersiniz ama süremizi maalesef aşıyorum çünkü Cem Bey'e... Hemen şunu bitiriyorum. Çok kısa ne olur. Mehmet Ali Çelebi de Hüseyin Avni Aksoy da paşam dediğim güzel bir insandır. Her ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden emin olun ki ağlayarak ayrılmışlardır. Peki. Dolayısıyla CHP'yi suçlamaya gerek yok. Herkes yoluna devam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Cemal Bey. Cem Bey size artık alacaklısınız bizden ne olur. Size süre veremeyeceğim. Maalesef programı kapatmak zorundayım. Hepinize ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Biz de ilk yayın için hayırlı uğurlu olsun. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Hem ilgileri ve sabırları için aynı zamanda. Şimdi sürpriz bir videomuz var. İsterseniz arkadaşlar ekrana versinler. Ondan sonra anlatırım ne olduğunu. Görüntü geliyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.